Ya öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldin Teşekkür Mehdi. ediyorum. Ya birçoğunuzu zaten Tanıyoruz. tanıyoruz yani. Ya Instagram'dan mesaj açtık ya da daha önce görüştüğümüz insanlarsınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben yine kısaca böyle usulden kendimi tanıtayım. İsmim Murat. Şu anda 36 yaşındayım. Bu yola çıktığımda 34 yaşındaydım. Reklamcıyım. Yani reklam, iletişim, pazarlama sektöründe çalışıyorum. Ya kısaca böyle, bu tura kadar her şey bu şekilde devam ediyordu. Yasemin de biraz bahsetsin. Ben Yasemin. Tura çıkmadan önce Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Aynı zamanda doktoramı da yapıyordum. Doktoram bittikten sonra bu tura çıkmaya karar verdik biz. Evet. Yani önce böyle birazcık sohbet havasına gidecek. Sunum falan gibi yapmayacağız. Çünkü böyle çok ders havası gibi oluyor böyle. Sunumda çok keyifli olmuyor. Ben böyle karşılıklı bir işte sorunuz varsa sohbet ede ede beraber yürütelim. Önce hani bu yola nasıl çıktık, biraz ondan ben bahsetmek istiyorum. Ben 2014'te başladım. Aslında bisikletimi evet 2014'te aldım. 2013-2014 gibi bisiklet sürmeye başladım. Tabii ilk bu bisiklet fikri hemen en başta analım. Gürkan Genci zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Gürkan abi işte yaklaşık 10 yıldır bisikletle dünya turunda. Ondan önce de bir Japonya vardı. 2012 idi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Biz Yasemin'le Eskişehir. Eskişehir 14 yıldır beraberiz. 6-7 yıldır da evliyiz. Eskişehir'de öğrenciyken Gürkan abi bizim iletişim fakültesine geldi. O zaman Japonya'ya gitmişti. Onu orada anlattı. Açıkçası ben o zamana kadar hani bisikletin B'si benim aklımdan geçmiyordu. Ben en son bisikleti belki 8-9 yaşındayken bırakmıştım, 10 yaşındayken. Hani bu benim kafamda karne hediyesi, çocukların sürdüğü bir şey olarak kalmıştı. Sonra Gürkan abi tabii ben böyle hayretle o zaman dinlemiştim. Nasıl yani, bisikletle böyle bir şey yapılabiliyor mu? Bisikletle seyahat edilebiliyor mu falan diye. Onu böyle kafamın bir köşesine o zamanlar yazdım. Sonra da okuldan sonra işte bir bisiklet almıştım, askere gidip geldikten sonra. İşte İstanbul'da ilk başta böyle hafta sonları turluyordum. Günübirlik. Sonra işte kampta gitmeye başladım. Ondan sonra böyle ufak tefek böyle bayram tatildi, şuydu buydu, daha uzun turlar yapmaya başladım derken hakikaten ya yani bu hayatta böyle başlayıp da kısa bir süre sonra sıkılmadığım birkaç şeyden biri oldu. Genelde çünkü ben böyle başlar bırakırdım yani. Ama bisiklet böyle kaldı bende. Böyle yıllar yıllar bu böyle geçti. Biz öğrenciyken Yasemin'le Eskişehir'deyken çok böyle gezip dolaşıyorduk. Ama iş hayatıyla beraber çok böyle vaktimiz olmadı açıkçası. Yani uzun süreli bir seyahat etmeye vaktimiz olmadı. Sonra ben de hep böyle Yasemin'le konuşmuştuk. Bir gün böyle uzun süreli bir seyahate çıkacağız. Ama hani o zaman Yasemin bunu hep böyle sırt çantasıyla falan Evet. düşünüyordu. Bisiklet yoktu hiç Evet, kafamızda. bisiklet yoktu. Tabii sonra ben bisiklete başlayınca ve insanların bisikletle uzun yollar gittiğini görünce aklımda bu fikir belirdi ve sonra böyle biz de hafta sonları işte kahvaltı yaparken işte bilgisayarı koyup böyle masaya YouTube'dan işte yabancı bisiklet turcularının, Türk çok fazla yoktu o zaman, işte bir Yiğit vardı, Mustafa var. Mustafa vardı. Onların, Gürkan abi yapmıyor YouTube zaten, onların böyle videolarını falan izliyorduk. Hani acaba bir gün olur mu, olmaz mı derken ben sonra Yasemin'e dedim ki Yasemin biz bu işi bisikletle yapsak mı, böyle bir şey. Yasemin de olabilir dedi. Niye olmasın dedi ama Yasemin'in hiç bisiklet tecrübesi yoktu. Sonra tabii bu hep bir hayaldi bizim için. Yani olur olmaz. Yani ben her zaman diyorum hayal kurmak önemli. Olup olmaması önemli değil yani. Çünkü hayal kurmak böyle insana bir amaç veriyor yaşamak için gerçekten. Özellikle yoğun bir şekilde çalışıyorsanız, yani ben sabah 5.30'da kalkıyordum. İşte Cengiz Bey var burada, biz Korkmaz beraber çalışıyorduk, aynı yerdeydik. Sabahın çok erken saatlerinde kalkıp geç saatlere kadar falan çalışıyordum. Ve hep böyle o işe gitme şeyin, bir gün böyle bir şey yaparım, bir gün böyle bir şey olur motivasyonuyla işte gidiyordum. Sonra Yasemin de doktorasını yapıyordu o süreçte ve Yasemin de doktorasını bitirince böyle biz tam pandemi zamanı düşünüyorduk böyle bir şey aslında. Ama pandemi girdi araya falan. Bir daha imkansız oldu falan derken, bu işte yaş da geçiyor derken böyle bir anda doktorası bitince dedik ki böyle bir şey yapar mıyız? Yani yapabiliriz derken ben istifa ettim bunun için. Ben de dedim Yasemin de... bisikletle bir deneyelim, hani daha önce hiç bisiklet tecrübem olmadığı için bir deneyelim, hani yapabiliyor muyum bakarız, ona göre devam ederiz dedim. Evet, bir iki deneme turu yaptık Ama çok Yasemin için. başarısızdı aslında. Evet. Yani
işte Karaburun'a gittik Yasemin bir bisiklet turu nasıl oluyor birazcık deneyimlesin diye. Şimdi açıkçası çok yani başarılı geçti. Sonra çantaların yarısını ben sırtıma yüklenip bir anda bisikleti falan şey yapıyordum yani çok başarılı değildi ama biz daha önce çok fazla işte trekking, doğada kamp bu tip şeyleri yaptığımız için böyle konfor yanına değildi. Fiziksel kuvvet olarak Yasemin'in hazırlanması gerekiyordu. Yasemin dedi ki ben bu kervanı yolda düzerim. Ondan sonra biz çıktık öyle yola İran'a. Yani, aslında sürerek gidecektik ama tam işte benim savunmam uzadı, bazı aksilikler oldu falan derken uçakla İran'a gittik. Evet. Ve yani hem Haziran ayında gittik, çok zor bir coğrafyayla başladım ben. O ilk iki ay benim için gerçekten eziyet gibiydi yani. Evet, zaten hem belki ilk Yasemin için ilk başlangıç ülkesi yanlış olmuştu, İran'dı. Şeyden dolayı, İran muhteşem bir ülke. Hani herhangi bir güvenlikti, şuydu buydu onlardan yanlış değil. Hava çok sıcak. Haziran ayı, Mayıs ayı. Evet, evet. Ya bıkmıştıktan değil, daha çok hani ben bu çocuğa soracağım gibisinden bir şey vardı. Çünkü bana şey dedi, yani ben seni 14 yıldır tanıyorum. Biz seninle defalarca seyahat ettik. Üniversitedeyken de sırt çantalı da gezdik, şey de yaptık. Ama diyor hani gerçek yüzünü şimdi gördüm. Bunu bizim burada bisikletle ne işimiz var? Hani ben dedi Tahran'dan döneceğim. Hani dedim, coğrafya da çok zorlayıcı. Yani. Coğrafya çünkü dağlıktı. Evet çizdiğimiz rota hep dağlardandı. Hep yani. Dağlardandı. Niye İran? Önce şey diye düşündük. İran'a girer, oradan Türkmenistan üzerinden Orta Asya'ya geçeriz diye düşündük ama İran'da bütün yollar tıkanıyor aslında. Ya evet. Geçemedik Orta Asya'ya. Onu da hemen bilgisini verelim. Yani İran'dan sonra iki tane seçenek var. Normalde gelen bisiklet turcuları iki şey yapıyor. İşte Türkiye'yi geçiyorlar. Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya ya da İran, Türkmenistan, Orta Asya yapıyor. Şimdi Türkmenistan zaten Kuzey Kore gibi bir ülke. Yani 5 gün transit vize verirse verir. Herhalde Türkiye'den bir tek bisikletle sürmeye Gürkan abiye vermiştir. Yani o kadar. 5 gün vize alabilirsen transit oluyor. Bisikletle zaten geçemezsin. Yani 5 gün imkanı yok. Otostop falan çekmen lazım. Türkmenistan eleniyor direkt. Ama asıl rota, klasik rota Azerbaycan kesişim noktası. Çünkü Azerbaycan'dan Kazakistan'a feribot seferi var. Ama Covid zamanı Azerbaycan kara sınırlarını kapattı. Ve şu anda hala Azerbaycan kara sınırları kapalı. Sürekli bir söylenti çıkar. İnanmayın gitmeyi düşünüyorsanız. İşte 2 ay sonra açılacak. Bakın bu 2 yıl önce de böyleydi. Yani biz oralarda oyalanıyoruz böyle. Bu ay açılacak, 15 gün sonra açılacakmış falan. Hala geçen hafta 2 bisiklet turcusunu biz evimizde misafir ettik. Şey diyor, bir söylenti var 2 ay açılacak falan diyor. Dedim açılmayacak abi. 2 senedir aynı şey. Yani biz İran sınırına kadar gittik. Ben Azerbaycan sınırına kadar gittik. Azerbaycan'a dedim hani İran'a dedim. Ben gideyim konuşayım. Yani pasaportumu verdim. Gittim dedim ki hani bizim buradan geçmemiz lazım. Yani çünkü eğer sen beni geçirmezsen ben yani bütün yolumu uzatacağım. Türkiye'ye gireceğim. Gürcistan'a süreceğim. Yalvardım yakardım dedi yok. Dedi kural kuraldır diyor. Ben diyor vatandaşım bile koymuyorum. Hakikaten kendi Azerbaycan vatandaşları da geçemiyor. Sınırdan. O yüzden biz geri döndük bir daha Türkiye'ye. Gürcistan'a girdik. Yani İran neden İran ama? İran'ı Yasemin hem sinema hem sanat tarihinden akademik kariyeri var. Ve İran'da çok fazla eser var. Tarihi çok şey ve İran'ı çok görmek istiyorduk. Ha, pişman değiliz. Çok güzel dostluklar falan kurduk İran'da ama güneyine inemedik yani. O kadar sıcak. Yani güneyi 45-50 derece falandı. Yani bir gün denedik. Hani bizi çünkü İranlılar durdurdu. Dedi ki daha fazla devam edemezsiniz. Çünkü öleceksiniz. Yani biz dedik ki yok bir deneyelim. Hakikaten su bitti. Ve İran'da şehirler arası mesafe uzun. Ve hani kolay kolay bir şey bulamayabiliyorsun. Ve biz arabaları falan durdurmuştuk hani bize su verin diye. Gerçekten ilk defa hayatımda bu kadar kötü olmuştu. O yüzden böyle İran birazcık şey. Yasemin de oradan dedi ki ya biz dedi bisikletle ne yapıyoruz? Yani ne işimiz var bizim bisikletle? Ben de dönüyorum dedi yani. Yani Yasemin dönüyor demek benim de dönüyor olmam demek oluyor tabii ki. Sonra İran'dan sonra Yasemin biraz daha işte Türkiye'de sürdü. Gürcistan'ı yapalım dedik. Gürcistan'a gittik. Gürcistan gayet güzel geçti. Ondan sonra Orta Asya'ya geçtik. İşte Kızılkum Çölü'nü geçtik 5 günde. Kırgızistan'da 4000 metrelere tırmandık. Yani Yasemin bunu artık iyice alıştı yani. Zaten biz bu yola çıkarken bizim planımız 3-4 ay civarındaydı. Kazakistan'a kadar gidebilirsek gidelim. Oradan döneriz de. Yani ben aileme, çalıştığım yere falan öyle dedim. Ben 3-4 aya geleceğim. Ama işte Yasemin alışınca bu sefer dedi ki devam edelim. Hani biraz daha gidelim. Bu sefer Yasemin oldu bırakmadı. Evet. Bırakmadım. Ve
o şekilde uzamaya başladı. Ya biz Kazakistan'a kadar 3 aşağı 5 yukarı planlıydı bizim hani rotamız. Ama ondan sonra tamamen iş günlüğe dönmüş oldu. Yani şöyle ben hatta göstereyim. Belki. Yani biz bu şeyin sonunda yani işte böyle bir şey yapmış olduk. Şimdi kapalıydı. Yani Türkiye'den mecburen biz sürerek gitmeyi planlıyorduk. Ama hem Yasemin'in savunması uzadı hem o dönem babaannesini kaybetti tam çıkacağımız zaman. Böyle bayağı böyle şey bir şeydi süreçti. O yüzden uçakla İran'a geçtik. İran'da biraz sürdük. Ardından sıcaklardan dolayı bisikleti bıraktık. Trenle işte bir Türkmenistan sınırına kadar Meşad'a gittik. Sonra geri geldik bisikleti aldık Türkiye'ye sürdük. Ardından Gürcistan. Başka hiçbir çare yoktu uçakla geçmekten başka. Zaten 2022 yılında ki hala da öyledir. Avrupa'dan Asya'ya giden bisiklet turcularının neredeyse tamamı Gürcistan'da buluştu. Yani yolda böyle günde 7-8 bisiklet turcusu falan görüyorduk. Oradan uçakla Orta Asya'ya geçtik. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan tekrardan sonra Kazakistan'a geçtik. Ve oradan da Güney Kore'ye uçtuk. Sonra Güney Kore, Japonya, Tayland, Laos, Kamboçya, Malezya, Singapur. Sonra seyahat bitti tekrardan Malezya'da. Ben bir ara bir Endonezya yaptım. Yani genel anlamda toplamda 16 bin kilometre pedal çevirdik. Ve yaklaşık 16 ay civarında, bir de benim işte 2 ay bir Endonezya var. İşte yaklaşık 16-17 ay civarında bir bisikletle yolculuk oldu. Bu yolculukta hani nasıl hazırlandık? Açıkçası herkes, bize en çok gelen sorular maddi sorular hazırlanma yönünde. Haklı olarak Türkiye'de en çok sorulan soru bu. Biz çok mesaj geliyor işte sosyal medyadan. Ben mesela soru cevap açıyorum. En çok gelen soru mesela Fransız bisiklet turcuları vardı yanımızda Sunriders. Onlar soru cevap açıyor. İşte bayağı güzel sorular geliyor. Ben açıyorum. 10 sorunun 9'u değirmenin suyu nereden geliyor ki, en nefret ettiğim sorma tarzı. Hani ben de şey yapıyordum bazen, ATM fotoğrafı paylaşıyordum. Diyordum buradan geliyor falan diye. Hani şey dese, nasıl biz bir bütçe oluşturabiliriz diye sorulsa daha kibar bir sorma yöntemi ama niye bizde böyle tercih ediliyor. Biz bunun için yaklaşık bir 3 yıl, 4 yıl ya hep böyle bir seyahat yapacağız diye. Yani 5 yıl, 6 yıl yani evlendiğimizden beri aslında hep böyle bir bütçe kenara attık. Arttırabildiğimiz ne varsa attık. Yani ne bileyim, evimize televizyon almadık, izlemiyoruz çünkü. Onun parasını ileride seyahat ederiz diye koyduk. Bu hep bu şekilde bir kenarda bir para biriktirmiş olduk. Ülkede biliyorsunuz enflasyon var. Yani bu para biriktirmeyi, bu bütçe oluşturmanın, bana şimdi soruyorlar nasıl hani çıkabiliriz diye. Ben hani söylüyorum yani bütçe oluştururken Türk lira alışı olarak biriktirmek hani hiç mantıklı değil. Yani hani bu seyahate çıkacağım diye para biriktirirken borca girersiniz yani, o derece eksiye düşer. O yüzden hani yatırım araçlarında işte borsaydı, şuydu buydu, orada değerlendirdiğimiz bir süreç oldu. Şanslıydık, o dönem borsa çok güzeldi. Yani ben biriktirdiğim para mesela yoktu, benim Japonya bütçem falan yoktu ama orada bir şekilde arka planda çalışan bir bütçe süreci oldu. O yüzden bunun yolu para biriktirmek. Yani benim başka bir yolunu bilmiyorum. Yani para biriktirip siz seyahatteyken arka planda sizin için çalışacak şirketlere yatırım yapmak. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Hani Türk borsası şu anda gerçekten hiç güzel durumda değil. O yüzden sonra bu şekilde biriktirirsiniz, parayı kaybedersiniz. Bu Murat böyle dedi diye şey yapmayın. Ama bunun şeyi bu, yolu bu yani. Diğer türlü insanlar hani bir sürü şey işte yazıyor, yorumlarda görmüşsünüz işte bunların tuzu kuru, işte bilmem ne falan gibi, öyle bir şey yok yani. Hani ve şöyle bir şey, bu çok konforlu bir seyahat de değil. Yani biliyorsunuz ya burada herkes bisiklet, hemen hemen bisiklet turcusu. Yani bisiklet süren insanlar. Öyle çok büyük konfor olan bir yolculuk da değil. Sizin tamamen konfor seviyenizle alakalı bir şey. O yüzden hazırlık sürecinin maddi kısmı böyle. Fiziksel kısmı, ya ben hep şey tavsiyesi veriyordum. İşte mutlaka fiziksel olarak bir kendinizi bir noktaya taşıyın. Ama işte canlı örneği burada Yasemin anlatsın yani. Hani evet. Bu hiç sıfır fizikle gitti. Çok zorlandım ama yani ben fiziki olarak zorlandım. Çünkü bisiklet çok başka bir şey. Hani işte evde spor yapmak gibi değil yani. Çok başka kasları çalıştırıyor.
şuranın ağrısını, çünkü buradaki kasları çalıştırdığı için Özbekistan'a kadar çektim yani. Evet. Şuranın ağrısı geçmedi. Ya kasları uzadığı için sürekli diz kapağını çekiyor tabii ki doğal, evet, olarak. Ve o da ilk zamanlar alışana kadar çok zorlu bir süreçti, evet, Yasemin için. Ama işte ilk başlarda Yasemin, ne bileyim, 25 km sürüp yoruldum derken işte en son Kamboçyalarda 170 km falan sürüyordu yani günde, yani 150 km, 100 km. Yani vücut alışıyor belli bir süre ama o süre bende 2 ay sürdü yani hemen. Beslenme sürecini nasıl yapıyordunuz bu bisiklet sürerken? O çok Şöyle, beslenme süreci, biz yanımızda bir kamp mutfağı taşıyoruz zaten. Hatta onunla ilgili de böyle ufak bir şey yapmıştım ya, azlamıştım, burada göstereyim de onu da göstereyim. Ocağınız bozulmuştu. Evet, o şu anda yapılıyor. Ocak geldim, yapılıyor, konuştum, evet, konuştum buraya. Neredeydi o? Ha. Yani işte beslenme süreci genelde karbonhidrat ağırlıklı makarna, klasik bisikletçinin, işte bulgur falan. Bunlar fantezi kısmı daha. Bakın, daha Gürcistan seyahatin başı, menemen falan yapmaya çalışıyoruz. Hani yanımızda işte tencere, tava var. Ondan sonra ilk o zamanlar böyle bir tencere, iki tane, ay iki tencere bir tavamız vardı. Çok gereksiz. Bunlardan bahsedeyim hazırlık sürecinde. Hiç gerek yok. Onların hepsini geri gönderdik. En sonunda sadece bir tane tenceremiz vardı. Bir tane tencere de yapıp oradan kaşıklıyorduk yani. Evet. Yani şey, böyle tabii tabaklarımız falan vardı. Bir sürü kaşık falan, çatal falan. Hepsini geri yolladık. Tabii yolda yani sonra. Biz hani ilk yola, ben şimdi bakıyorum İran'daki fotoğraflara, diyorum ki biz şimdi ne yapmışız diyorum yani hani. Yani mesela burada Yılmaz var, bikepacking geziyor. Ben Yılmaz'ın bakıyorum şeylerine, setup'ına falan. Bir çantayı koyuyor, gidiyor. O da aynı yola gidiyor yani mesela. Ama biz artık kültürel midir nedir bu bilmiyorum. Ya bu da lazım olursa, hani sanki gittiğimiz yerlerde bulamayacakmışız gibi. Onlar ya şu da lazım olursa diye ne bulduysak yüklenip çıkmışız. Ben 50 kiloya yakın taşıyordum. Yasemin 30 küsür kilo yaşıyordu. Yani kışlık ve yazlık ekipmanlar vardı. İşte kamp mutfağı vardı. Birçok böyle farklı çeşit çeşit şey vardı. Yemekte ilk başlarda abi böyle menemendi, o tarz şeyler de yapıyorduk. Makarna falan da yapıyorduk. Sonra tavayı mavayı gönderdik, dedik yani ne yapacağız menemen falan, bir o tip şeyler yapıp. Sadece tek bir tencerede işte akşam yemeklerinde pilav. Yani pirinç o en çok o bölgede bulabileceğimiz. Bazen sebze falan alıyorduk. Yasemin vejetaryen başladı bu seyahate, sonra evet, yemek zorunda kaldı. Bir de öyle bir sıkıntım vardı benim. Ben evet, 9 yıl falan vejetaryandım. İran'a gittim, herkes et yiyor. Orta Asya'ya gittim, herkes et yiyor. Başka hiçbir şey yok yani. Malezya'ya kadar da dayandım ama artık Malezya'da bıraktım yani. Çok zorlandım. Eskiden hep diyordum domates ekmek yerim, ne olacak ki? Domates yok, ekmek yok. Evet, öyle şeyler yok yani. O tarafta yok. Yasemin ablanın bir videosu vardı kamp mutfağını tanıtan. Evet. Bayağı bir mutfaktı evet, yani orası. Evet, evet. Ben şimdi bakıyorum ya ne yapmışız ya yani. Hiç ya tabii bunlar hep böyle burada alıştığım şey. Yönlendiriyor bence insanı. Tabii tabii. Ya tabii o an hani şimdi bizim bisikletle daha önce yaptık Türkiye'de falan ama hani burası güvenli alanımız olduğu için yani ben burada akşama geceye de kalsam dilini konuşturum yani hani bir şekilde işimi görebiliyorum. Ama orada her bir ağırlık önemli yani taşıyorsun, ne bileyim Kırgızistan'a gidiyorsun, o yollarda gerçekten zor ya, bazen bisikleti fırlatıp atasım geliyordu yani o kadar ağırdı ki. Hani o yüzden sonra hep biz böyle yol boyunca bir şeyleri attık, bazılarını geri gönderdik. Attık, bazılarını geri gönderdik. Yani olacak gibi şey değildi. İşte pilavdı falan, bu tarz yapıyorduk. Sabah genelde yulaf. Ben seviyorum yulafı. Sürekli yesem olur. Yasemin bazen yiyor, bazen mısır gevreği falan alıp yiyordu. O çok böyle sevmiyordu. Sıkılıyordum bazen yulaf. Yani yemek konusu bizim bu yoldayken bu şekilde. Yani olabildiğince basit ama karbonhidrat, enerji verecek şeylerin yüksek olacağı şekilde bir şeyler hazırlıyorduk. Bir de tabii o ülkenin yerel mutfakları falan oluyordu. Yasemin'in özellikle zorlandığı kısım. Çünkü mesela Orta Asya'da çok fazla böyle sebze falan yok yani coğrafyadan dolayı. Genelde hayvancılık ve at eti yiyorlar işte mesela. Ne yapıyordu adam? Şunu yiyordu. Yani mesela bunu getiriyor, kımız. At eti. Yasemin'in de zaten sürekli yaptığı şey şeydi. Ben vejetaryenim, işte Murat yer falan diye böyle. O orada kendine bir çözüm buluyordu. Tabii ben yemek zorunda kalıyordum. Mecburen çünkü... Çünkü yemeyince şeyde ev sahibi de üzülüyor. Hani ya, yemeği beğenmediler, şey yaptılar diye ama gerçekten yiyemiyordum yani. Ya misafirsin yani. Mecburen hani bir şekilde o kurban ben oluyordum genelde.
Yani yemek konusu mesela öyle şey yapıyordu, gidiyorduk. Malezya'daki yemek kültürüne alışabildiniz mi? Malezya'ya dönüyoruz ya. Alıştık sonradan. Yani biraz Endonezya için diyemeyeceğim ama hani Malezya için genel olarak. Malezya'da şey vardı, Hint mutfağı da vardı. O biraz daha bize yakın böyle. Aynen. İşte pide tarzı ekmekleri var, şeyleri var. Hint mutfağını tercih ediyorduk genelde. Aynen. Çin'den birkaç böyle sevdiğim şey vardı ama Malay mutfağıyla pek aramız çok olmadı yani. Çin'de Uygur'un mutfağına falan giderlerdi. Var. Orada da vardı. Orta Asya'dayken de denk geliyorduk Uygur şeyine. Ya yemek konusunu bir şekilde hallediyorsun ya. Yoldayken onu gördüm. Bir şekilde bir çözüm buluyorsun. Mesela biz fotoğraf gösteriyorduk. Özbekistan'da bazen. Diyordu ki bunun aynısını yapar mısın bana? Yaparım diyordu. İşte o da ne var? Pilav. Pilavın üstüne yumurta kırdık. Bir şey yapıyorduk falan böyle. Gösteriyordum. Menüye şey kalmak zorunda değildim yani. Oradan böyle buna o şekilde bakıp bir şeyler söyleyebiliyorduk yani. O açıdan iyiydi. Madem öyle gitti hani yemek falan da söyle, konaklama kısmı zaten hani birçoğunuz bildiği gibi çadırda biz. Yaklaşık 200 geceye yakın çadırda kaldık. Herhalde bir 50 ailenin yanında falan kalmışızdır. Ya da yani ya kalmışızdır ya o gün evine misafir olmuşuzdur, sofrasını açmıştır. Zaten bu yoldaki böyle en güzel anlardan biri oydu. Daha çok nereden görüyorlardı sizi? Instagram'dan mı? İran'dayken mesela çok şey yapıyorlardı. Yolda görüp çağırıyordu. Yolda böyle görüyordu. Ondan sonra çağırıyordu. Özbekistan'da mesela yolda görüp şey yapıyordu, çağırıyordu. Ama tabii Warm Showers'ı da kullanıyorduk. Bazen belki Coach Surfing falan da kullanıyorduk. Ya yani mesela İran'da şu kız. Ses gelir mi? Ya bu arkadaş yolda bizi bunlar görmüşler. Burası İran. Bu kız bizi durdurdu. Azerbaycan Türk'ü burada. İran'da çok var Azerbaycan, Azeri. Durdurdu. Köyüne çağırıyor. Diyor ki ne olur bizde gelin kalın. Şimdi göreceksiniz. Bizim de rotamızın dışı bende. Şimdi Yasemin'le konuşuyor. Ben de şey diyorum hani gidemeyiz yani rotanın dışında. Ama tabii gittik en sonunda. Mecburen çünkü sürekli mesaj atıyordu. Abla ne olur gelin. Abla yalvarırım gelin diye. Onu... falan değil. Anlatacağım. Kamp kurmayı düşünüyoruz. Ama eğer yetişebilirsek kapınızı çalarız. Hani bu şey demek. Yasemin boş ver. Çünkü çok İran'da şöyle bir şey. Mesela 15 kilometre diyorsa sen ona 3 ile çarp. 45. 15 çıkmaz. Hani 15 diyor mesela. 15'e bakıyorsun daha hiçbir şey yok. Hala çölün ortasındasın yani. O video bir 45 falan ya. 15 dedi ya. Tamam ben 45 kilometre rahat var. Sağ olsunlar. De onlar arabayla ölçüyor mesafeyi. Yani 15 kilometre ki şurası gibi. Aynen. Şey yapıyor ama hani bizim bisikletle ulaşmamız neredeyse tüm gün sürüyor yani. Ya evet ve hani ama nasıl oldu? Sürekli mesaj atıyor. Yasemin dedi ki Murat çok iyi. Ben görüyorum ablam ne olur gelin. Ablam lütfen gelin. Dedim ki tamam hani kalp kırmayalım gidelim. Sonra babası gitmiş kamyonet kiralamış. Bizi gittiler bir yerden aldılar. Kamyonete bisikletler yüklendi. Biz bindik. Sonra köye gittik. Köyde iki gece mi kaldık? Bir gece kaldık. Sonra ertesi günde Erdebil'e giderken biz bir 100 kilometre yakındı herhalde. Değil mi? Köyden. 60-70'e yakın bir şeydi herhalde. Babası oraya kadar bizi arkadan takip etti. Adama dedim ki abi takip etmene gerek yok bak sen gidebilirsin. Yok adam oraya kadar geldi arkadan yavaş yavaş. O der İran zaten herhalde bu dünyadaki en misafirperver ülkedir. Yani onu söyleyebilirim. Türkiye'den 10 katı yani o derece. Yani biz çadır kuruyorduk mesela. İlk İranlı geldi böyle. Ben dedim kızacak herhalde buraya niye şey yapıyoruz diye. Şey dedi işte nereden Türkiye falan deyince zaten orada ayrı bir el üstünde tutuluyorsun. Dedi sen dedi burada kalamazsın dedi. Sen dedi gelmişsin misafir dedi çadırda kalacaksın dedi. Benim evime gidiyoruz. Yürü dedi evime gidiyoruz falan. Diyoruz ki abi hani çadır kurmuşum. Hani ben toplatmayayım bunu boşuna. Eğer gitmezsen evine, eve gidiyor, yorgan alıyor, yemek yaptırıyor. Bunların hepsini alıyor, getiriyor.
içeri. Çünkü diyor ki üşüyecek burada. Oysa biz tulum'a giriyoruz zaten. Ondan sonra hani onları getiriyor. Ya da yolda mesela tutuyor, gidip kalıyorsun. İki gün kalıyorsun, diyorsun ki ne olur bir gün daha kal. Bir gün daha kalıyorsun, ne olur bir gün daha kal falan. Hani gerçekten inanılmaz misafirler var. Instagram'dan falan buldukları zaman mesaj atıyorlar. İşte Şiraz'a gelirseniz lütfen bize gelin. Mesela bir tanesi var. Hala yazıyor, abi Şiraz'a gelmeyeceğim mi? Abi Şiraz'a gelmeyeceğim mi? Abi gelmeyeceğim mi? Ya bak 2 sene oldu, hala yazıyor. Ben her seferinde ona İran'da olmadığımı söylüyorum. O derece misafirperver bir ülke. Zaten şeyde Avrupa'dan gelen turçular da diyor misafirperverlik konusunda. Bir İran, iki Türkiye diyorlar. Evet. O konuda biz de gerçekten iyiyiz ama İran gerçekten şey. Ya Orta Asya keza öyle. Orada da mesela şu Saliye'yi, hatta Saliye burada, buralarda herhalde. Antalya'da tatile gelmişti. Evet. En son İstanbul'a geldi sanırım, orada gördüm. Bak bunu ses kaydını da bulmak lazım aslında. Şimdi Özbekistan'da çölü falan geçiyoruz biz. Ve hani şeyi hesaplıyoruz işte, bir dahaki suyu nereden alabilirim bisikletle. Ve şey yapıyoruz işte, çölü geçerken sabah çok erken, çünkü biz yazın oradaydık, hava çok sıcaktı. Saat 4 gibi falan sürmeye başlıyoruz. 10 gibi duruyoruz. Akşam 5'ten sonra gene sürmeye başlıyoruz. Öyle. Çoksa inanılmaz sıcak yani. Durma şansın yok. He? Mesafeye göre değişiyordu. Bende 4 litre civarında vardı. Yasemin'de de 2 litre civarında vardı. Ama bir de 5 litrelik bir su torbam vardı. Duruma göre o 5 litreliği de doldurabiliyordum. Şimdi yolda giderken burada Türk bayrakları var ya. Şimdi sürekli durduruyorlar zaten. Hani işte duruyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bu sürekli oluyor. Neyse biz şimdi araba ileride durunca anladık. Ben de kamerayı açtım zaten. Açtım. Instagram'da görmüşsünüz. Belki Instagram'da görmüşsünüzdür bunu. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ ol ya. Türkiye'denize. Ben de çok Türkiye'yi seviyorum. İzliyorsun. Selamünaleyküm abi. Tabii o bölgede Türkçe konuşabilmek büyük avantaj. Yas, Murat. Sağ olasın. Neyse onu verdi gitti. Sonra tam biz hazırlanıp gitmeye hazırlanırken yani şeyi çantaya koyuyoruz. Arabaya bindi, bir daha indi. Onu çok taşıyamayız mı? Karpuz geliyor. Ama bize çok ağır olur. Çok ağır olur. Çok sağ olasın. Çok çok tatlı. Benim onu taşıyabilmem mümkün değil. Yani. Yeter, dayanmaz. Çok sağ ol. Bunlar bakın, yeterli. Çok teşekkür. Seni düşünmen yeterli. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Sonra yine başka bir şey falan. Bu yol boyunca bizim günlük rutinimizdi. Yani mesela Özbekistan'da bizi bir arabadan selam verdik sadece. Merhaba merhaba. Gittik, ben akşam üzeri olmuştu artık, çadır kuracak yer arıyordum. Ha bunlar şey. Tamam bunlar da şey. Özbekistan'da bizi yolda görüp çevirdiler. Bunlar liseden mezun oldu. 40 yıl mı ne olmuş? Toplanmışlar, onu kutluyorlar. Bizi çağırmışlardı. Burada durduk. Hani biz parayla aslında gidecektik. Teyze kesinlikle kabul etmedi parasını yani. Abi şimdi bizim bak, ocak yok ya. Ha, hazır bu. Haşlanmış. Bu da şurada bir şey yiyelim diye durduk. Hani akşam yemeği diye. Çıkışta amca bir sürü şey verdi bize. Yani böyle mesela Özbekistan'da bir restoranda yemek yiyorum. Mesela ödeyeceğim mesela hesabı, yok senin hesabı ödediler zaten. İşte o arabadakilere biz selam verdik mesela. Sonra aradan belki yani yarım saat, bir saat geçti değil mi? Bir baktık bir daha geri geldiler. Bir böyle iki poşet alışveriş yapmış bize. Onları verdi, sonra para vermeye çalıştı. Diyorum ki bak ben para istemeyeyim, param var ya, paraya gerek yok. Yok diyor, bunu lütfen al, lütfen al. Yemek yersin, lütfen al. Bu böyle çok başımıza geldi. Yine Kırgızistan'da Otmok geçitini geçerken en zirvede 2 dakika fotoğraf çektirelim dedik. Donuyoruz yani buz gibi. Her gelen araç duruyor. Geliyor fotoğraf çektirmeye. Orada bir tır şoförü abi vardı. Geldi zorla benden bir yemek ye, benden bir ye, parasını para veriyor falan. Böyle yani misafirperverlik gerçekten hani İran, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan... Mesela o Atete olan sofrada mesela. Kazakistan'da orası. O bölgenin polis şefi bizi gördü. Dedi ki akşam dedi bana yemeğe gelin. Dedim abi hani benim senin şehrine gelmem 2 gün. Hani hemen gelemem.
Sonra gittik onun evinde kaldık mesela, bizi misafir etti. Yani misafirperverlik özellikle bizim coğrafyamızda gerçekten çok fazla o açıdan. Yani konaklamanın bizim çadır dışında bir de böyle bir tarafı vardı. Evlerde kaldık, hem davet edildik hem de işte warm showers. Bazen de couchsurfing kullanarak şey yaptık. Couchsurfing'i çok tercih etmiyorduk çünkü couchsurfing kullanıcıları yani ne karşılaşacağını tam tahmin edemiyor bisiklet turcusundan. Ya ben onu açıklamak durumunda kalıyorum önceden. Şimdi warm showers'daki adam biliyor bisiklet turcusunun ihtiyacı nedir ve karşısında nasıl bir şey çıkacak onu biliyor. Ben hemen couchsurfing'de açıklıyorum. Aa bak biz çok pisiz. Günlerdir bisiklet sürüyoruz. Yani gelince duş almamız lazım. Çünkü couchsurfing'e gidiyorsun, adam sürekli bir yere gidelim, bir şey yapalım. Ama benim duşa girmem gerekiyor önce. Yani o yüzden genellikle warm showers tercih ediyorduk. Yani şehirlerde falan ama hostellerde. Aa tabii. Otel falan. O otelde falan da kalıyorduk yani şehir merkezlerinde gittiğimiz zaman, eğer couchsurfing warm showers bulamadıysak otellerde kalıyorduk. Birkaç kez de gönüllü çalışıp Workaway'le gönüllü çalışıp da kaldık. Sadece konaklama veriyorlar. Kimisi öğle yemeği parası da veriyordu. Biraz da öyle kaldık. Evet, yani onu... seçenek çok aslında yolda kalmak için. Seçenek çok. Ya evet, bu en çok sorulan sorulardan biriydi tabii. Yani bize konaklamayı nasıl halletiyorsunuz? Ya bu tamamen sizin bu bütçeyi de doğrudan etkileyen bir konu. Eğer konfor seviyeniz nispeten düşükse, ki bisiklet turcuların genelde düşük oluyor. Yani konaklama konusu sıkıntı olmuyor. Çünkü biz mesela eve gittiğimizde de bir yere gittiğimizde de abi şurada yatabilir misin diyorlar. Ben şimdi matı çıkartıp atıp yatıp uyuyorsun yani. Ben şimdi bakınca videolara bazen şey diyorum Yasemin, ya biz ne yapmışız ya diyorum. Ah ya, bu nedir ya hani. Ya burada da kalınmaz yani falan diyorum. Yani nasıl kalmışız bunu falan, böyle çok şaşırıyorum. Güneydoğu Asya'da otel ücretleri falan ucuz yani. Orada böyle artık kaçamak yapabiliyorsun otele. Laos'ta günlük 100 liraya falan. Ya çok rahat konaklama bulabiliyordun yani. O çok şey oluyordu. Endonezya'da keza yine öyle. Yani hem yemek hem konaklama işini biz aslında yoldayken böyle çözüyorduk. Bisikleti yanınıza almada sıkıntı oluyor mu? Ben ona genelde... Ona ben de çok dikkat ediyorum. Bisiklet konusunda şeyim, takıntılıyımdır. Kendi dışarıda kalır, bisikleti dışarıda bırakır. Ben hiç yani tereddütsüz yani giderim. Biz bir kere o yüzden bir hostelde kalmamıştık. Başka bir yere. Hani bana bunu... Sonra Malezya içinde tek tur yaparken bana şey dedi, işte bisikletin dışarıda dursun dediler. Ben de adama şey dedim yani, ben bu parasını ödedim değil mi dedim. Evet dedi. Tamam dedim, bisikletin dedim odaya çıksın dedim. Ben dedim şu dışarıda mat atıp yatacağım dedim ondan sonra. O şaşırdı falan. Dedim ben bunu hayatta bırakmam dışarıda. Yani imkanı yok. Yani dışarıda kalmasının. Herhalde bir kere Singapur'dayken yer yok orada. Orada dışarı bıraktık ama orada da her yerde kamera var. Yani hiçbir şey olmaz. Kamp yaparken ben olabildiğince bisikleti böyle şeyin yanında tutmaya çalışıyorum. Çadırın yanında tutmaya çalışıyorum. Mutlaka şeye pole kilitliyorduk mutlaka ikisini beraber. Bakayım bir. Ha şöyle birkaç bir şey de göstereyim. Ya mesela buradayken ikisini beraber bisikleti kilitleyip, burası Laos'tu. Zaten kimse yok ortalıkta. İkisini kilitleyip kalıyorsun. Burada bisikletler yok. Almışız. Ha, burada da şey yapmışız. Dur bakayım. Ha, burada da mesela çöl. Zaten kimse yok zaten ortalıklarda. Çöl yani. Gözle alabildiğince şey. O yüzden bunları böyle birbirine kilitliyorsun. Ama ben bazen böyle çadırın iyice içine doğru sokuyordum bisikleti. Dış tenteden. Ki biri böyle dokunduğu zaman ben hemen uyanayım. Ya bak mesela burada şey yapmışım, burası Kore, bisiklete bağlamışım falan çadırın şeylerine. Ama Kore'de zaten bir şey olmamış. Aynen Kore'de hatta. Bir şey yok ya, Japonya'da da bir şey olmuş. İlk günler herhalde daha bilmiyorum. Tabii ben daha böyle paranoyak olduğum zamanlar ve biz hala. Ya bu böyle karlı bir şey, görüntü bakayım. Ha, ya da şöyle bir şey vardı yanında, bisikleti örtüp o şekilde falan şey yapıyordum. O şey çadırın. Çadırın altıydı normalde de burada ama kullanmadım. Çadırı buraya koyduğumuz için bisikletleri örttük. Ha bu misafirlikten geçmişken göstermiş olayım. Ya bunlar da böyle bizim yol boyunca yanında kaldığımız insanlardan bazıları mesela. Bu da gönüllü çalıştığımız zamanlar. Ben burada
Arkadaşlar nasıl poğaça yapılır onu öğretiyorum. Nasıl hamur yoğrulur. Şu anda oradaki hostelde poğaça yapıp aynen, satıyorlar. Aynen, menüye poğaça koydular. Öğrettim onlara, çok hoşuna gitti. Menüye poğaça koydular, şimdi şey yapıyorlar, satıyorlar. Hatta ilk satışa koyacakları zaman bizi çağırdılar lansman gibi. Dedik ama biz gidemedik o zaman. Burada da gene gönüllü çalıştığımız zamanlardan işte restorasyon falan filan o tarz işler. Ya bunu gördüm mesela bisiklet turunda, şu anda herkes burada hemen hemen bisikletle ilgili. Bazen mola vermek gerekiyor ve bu gönüllü çalışmalar çok güzel oluyor. Ya Workaway diye bir site var, oradan şey yapıyorduk. Senin önerdiğin... Workpacker var ama onda daha çok hostel ve konaklama ödedik. Yani bir şekilde çünkü kısa bir süre şey yapıp dinlenebiliyorsun. O açıdan gayet güzeldi yani. Bunu unuttuk bak. Şey, bir de bizim bir başka konaklama noktamız tapınaklar ve camiler tabii. Tayland'da özellikle, yani biz Kamboçya'da, Laos'ta denemedik. Çünkü oralardan kalacak yer buluyorduk. Ama Tayland'da gidip Budist tapınaklarında kalabiliyorsunuz. Zaten o kadar alışmışlar ki sen böyle girdiğin zaman bisikletinde falan kalacak yer mi istiyorsun gibi hemen soruyor. Bir şekilde bazen İngilizce konuşuyorlar, bazen konuşamayabiliyorlar. O zaman bu o tapınaklardan bir tanesi, bu da o oranın baş rahibi. Bize ilk bir yer vermişlerdi, sonra bu geldi, duymuş. Hayır demiş, orada kalmasınlar, burası daha güzel, bizi buraya almıştı. Yani yere matınızı seriyorsunuz, yatıyorsunuz. Sonra bize şuradaki bir sürü ilaçtı, işte yemekti, bir şeydi falan, böyle kasa kasa enerji içeceği falan getirmişlerdi. Biz onları sonra yolda bisiklet turcularına da attık. Çok fazlaydı çünkü. O zaman biz bu tapınakta kaldık. Bu da başka, bazen de tapınağın dışına çadır kurabiliyorsun. Yine böyle bir tapınağın dışıydı burası. Çadır kurduğumuz. Yani Tayland'da, Güneydoğu Asya'da özellikle, ama özellikle Tayland'da ve tapınaklarda, yani gittim mi %90 ihtimal geri çevirmezler. Yani alırlar. O açıdan güzel. Yani tapınakta konaklamakta bayağı da iyi, değişik bir tecrübe oluyordu. Tabii tapınakta kalmışken camileri de es geçme ihtimalimiz yok. Özellikle burası İran'dı. Mescit burası. Şu abimizden, bununla arkadaş olduk sonra. Nargile içen. Dedik ki abi biz bu mescitte bu gece yatsak olur mu? Zaten böyle yolun ortasında bir mescitti. Evet, yol kenarında bir şey. Dedi olur. Gitti açtı, anahtarı verdi. Sabah da mescidi kilitleyin dedi, anahtarı atın dedi bu onun kendi şeyin içine. İyi dedik, mescitte uyumuştuk. Bu da Malezya'dan bir cami. Yani Malezya'da böyle çok sık ormanlar var. Ve hani ormanların içine gidip çadır kurmak pek mümkün değil. Çok yer yok zaten. Yani sahil kısmında sıkıntı yok. Yani yer bulabilirsiniz. Ama ormanlık kısımları çok sık ve böyle düz bir yeri yok. Olsa bile o ormanın içinde bin bir çeşit ne ararsan var, hayvanat bahçesi gibi. Çok mantıklı değil. Ya da çok yağmur yağıyor. O orman zemini belki ağzına kadar su dolabilir gece. O yüzden bazen böyle camilere gidip, biz Müslümanız, Türkiye'den geldik deyip caminin bahçesine böyle çadırımızı koyuyorduk. Bakayım başka. Ha, bunlar da şey gene. Mesela İran'dan, evet. İnsanlar işte bizi gene evine misafir eden insanlar. Şu teyze bana şey, evet, havada çok soğuk bir atkı bere getirdi. Kendi örmüş böyle. Yani biz aslında üşümüyoruz ama almış evinden, kızım bunu aldı. Ama bu teyzenin yaptığı bir şey daha vardı deprem zamanı. Evet. Ama... Bu, yani bir de numaramızı da herkesle paylaştıktı. Şu anda dünyanın dört bir yanından sürekli arayıp şey yapıyorlar. Deprem zamanı da beni aradı. Bir sene sonra. Aradı Şubat'ta, hani iyi misin, ailen iyi mi, siz Türkiye'de misiniz, bir şey oldu mu diye aradı, sordu. Ya bayağı bir de uğraşmışlar falan böyle, Türkçe, daha iyi Türkçe bilen akrabalarına sormuşlar. Ondan sonra bizi başkaları da aramış, hani biz tanımadığımız için açmamışız on numaraları. Sonra en sonunda ulaştılar, şey diyordu, kızım iyi misiniz diye Yasemin'e böyle şey yapıyor. Arayıp böyle bayağı şey yapıyordu. Ya bu da İran gerçekten güzel gezmek istiyor ama bir dahaki sefere biz oraya yani bisikletten ziyade sırt çantasını tercih ederim yani. Ya bu da çöl mesela, çöldeyken çöl gerçekten Özbekistan. Güzel yani Özbekistan. Ya gün içinde çok sıkıcı çünkü hiçbir şey yok. Dümdüz bir yol. Sadece sürüyorsun. Sağın solun kum. Ve hakikaten 120-130 kilometre böyle. Gidiyorsun. Gobi'ye girmeyi düşündünüz mü? Vize problemleri yani Çin'e falan giremeyeceğim için o yüzden şey sıkıntı. Ama geceleri çöl muhteşem. Ya gündüz çok sıkıcı ama gece muhteşem. Yani Samanyolu'nu falan görürsün yani o derece böyle baya iyi. O at eti. Bu da şey Kırgızistan'dan. Geleneksel yurtlar bunlar. Oradaki göçebelerin.
Ondan birazdan bahsedelim. Yani genel olarak bizim konaklama yemek işleri falan bu şekilde ilerliyordu. Yine yolda böyle anlatabileceğimiz şeyler var. Güvenliği çok soruyorlar. Ya biz çok şanslıydık. En ufak bir güvenlik problemi yaşamadık. Yani biz bu yol boyunca bir tane bile kötü bir insanla karşılaşmadık. Hani çok duyduk. İşte hırsızlık, gasp, işte taciz, bu tip şeyleri ama ya bizim başımıza hiç gelmedi. Bir güvenlik önlemimiz de açıkçası yani yoktu. Yanımızda taşıdığımız bıçak dışında. Hiç. Yok. Hiç. Ya ben yok gitmedik. Bizim zamanımızda Vietnam Türk vatandaşlarına vize vermiyordu. Yani bir aracı şirket bulmanız gerekiyordu. Bir şirket bize sponsor olmak istedi. Ama şöyle bir şey, uçakla girmem gerekiyor. Yani ben sınıra 50 km uzaktayım. Bir daha gideceğim. Başkenti Kamboçya'nın kutu bulacağım, bisikleti bozacağım. Onu şey yapacağım falan dedim, yok gitmeyeyim. Artık gidebiliyorsun. Elektronik vize alıp gidebiliyormuşsun. Ama biz şey yapmadık, yani girmedik. Yani biz güvenlik açısından hiç problemimiz olmadı. Ekstra bir önlem de dikkatli olmak dışında almadık. İran'da biber gazı taşıyordum ama onu uçağa binerken zaten şeyde attım sonra. Gürcistan'a kadar taşıdım, Özbekistan'a geçerken mecburen attım uçağa bineceğiz diye. Yani genelde bunu var. Ona değinebiliriz. Şimdi bir bakayım, onunla ilgili de fotoğraf vardı. Güneydoğu Asya'da çok var. Abi Güneydoğu Asya tam bir hayvanat bahçesi gibi. Mesela ilk Tayland'da ilk defa fil gördüm. Mesela bu arkadaşlar. Bu şimdi bunu gördüğümde Yasemin kulaklık vardı. Böyle ana yoldan gitmemek için biz arada orman yollarından gidiyoruz. Yasemin'de kulaklık var. O geçmiş gitmiş direkt yanında. Hiç fark etmemiş bile. Ben de böyle çatır çutur diye sesler falan duydum. Sağa bir baktım. Ben bununla göz göze geldim direkt. Tabii yani ilk defa böyle bir şey gördüğüm için korktum yani, yalan yok. Ve Yasemin'e şey söyledim. Dedim ki git, hani sen buradan git. Bu yok mu dedim, git sen, hani bir şey olursa çağırırsın yani, sen dur gibime git. Sonra biraz baktım, bayağı da sakindi. Sonra fark ettim ayağı zincirli. Tayland'da bu filleri köle olarak kullanıyorlar çok küçük yaşlardan beri. Bunu da odun taşımada falan kullanmışlar. Yani bana sonra Taylandlılar çok kızdı yaptığım bu şeyden dolayı. Çünkü yaklaştım. Yaklaşmakla yetinmedim. Gittim bir de üstüne muz verdim. Bana dediler hani yani gün sonunda bir yabani bir hayvan, hani ne yapacağını bilemezdin diye, ama o an neyime güvendim böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Akrebe geçti. Ha, diğer bir hayvan şey, böyle akrep falan bol miktarda var. Bu sabah kahvaltı yapacağın zaman çantanın arasından çıkmıştı. Sonra öteledik. Bunlar elini satmayın ya. Bunlar kedi gibi zaten. Burada kedi neyse orada maymunu. Ama çok edepsizler yani. Evet. Çalıyorlar, şey yapıyorlar. Şu arkadaş zaten orada ikinci kedi gibi düşünebilirsiniz. Her yerde var. Yılan envai çeşit yol boyunca Güney Kore'de itibaren bütün ülkelerde vardı. Çadıra falan gidiyor mu? Çadıra yakın görmedik de yol kenarında, yani canlı da çok gördük. Kobra falan da onlar. Aa, onlar vardı, dur. Çok gördük. Çadıra da denk gelmedi ama var tabii gelme ihtimali. Ya çadırın bir sürekli şeylerini kapalı tutuyor. Mesela bu arkadaş. Yavru bir kobra bu. Şeyin, araçların sesinden ürküyor şu anda. Sonra bir de bunun büyüğü var. Bu zehirli olanı. Tabii bilmiyorduk. Yani yabani hayvan ihtimali hep var. Bu Muhammed Nur diye bir arkadaş var. Bizi misafir ediyordu. Oo, o çok bayağı büyüktü o yerdeki. Ha, black kobra. Bu bayağı zehirli bir şey oradaki. Kara kobra diye geçiyor. Bunlara dikkatli olmak gerekiyor. Hani o yüzden ormanın içine gidip bunu kurmak, o çadırı her zaman mantıklı değil. Çünkü hani biz mesela gittiğimiz zaman şeyi soruyorduk. Ya burada herhangi bir şey var mı? Mesela şu da ilk defa timsah gördüm. Ya bu da böyle yol kenarında hiç beklemediğim bir anda güneşin şeyinde yatıyordu. Ben Yasemin'e seslenince atladı. Ben de bayağı bir
böyle bekledim. Bunu aşağı inmeye çalıştım. Hani belki bir şeyin altta girmiştir, orada görür çekerim diye. Sonra bir yılan görünce vazgeçtim gitmekten. Sonra böyle bir saklanınca kafasını çıkardı. Oraya çektim ben fotoğrafını, videosunu. Yani hayvan çok fazla var. O yüzden böyle girmek çok mantıklı değil. Yani böyle alanlara girip, ve biz hep sorduk mesela. Hani burada biz hangi hayvanla karşılaşabiliriz? Karşılaşırsam ne yapabilirim? Malezya'da bir yer vardı. Royal Belum diye bir milli park. Bize dediler ki burayı bir günde aşmanız lazım. Aşamazsın ama bir günde. Planladılar. Ama işte şu noktada kalacak bir yer bulman lazım. Dışarıda kalamazsın. Çok fazla vahşi fil var. Yoksa evcil değil. O gün mesela biz çadır kuracak bir yer bakıyorduk. Güvenli olabilir diye kuruyorduk. Malezyalılar dedi ki abi hayır, içeri gelin, bahçe bizim bahçelerimize kurun dediler. Öyle kaldık mesela. Gece çok fazla fil var çünkü orada. O yüzden sormak, öğrenmek, bununla karşılaştığında ne yapacağını bilmek önemli. Çünkü bu bölgede, ya biz de Türkiye'de gezerken genelde ne çıkar karşımıza? En fazla ayı. Yani ayı. Köpek, ayı belki. Çok nadir. Hani bir ihtimal kurt. Yani domuz. Ama işte burada mesela bunlar zehirli ya da biraz daha vahşi. İşte Malezya'da, Endonezya'da kaplan var. Ama çok fazla böyle karşılaşma ihtimalin yok. Ve Malezya'dakilerle ilgili söylüyorum. O yüzden bu bölgelerde böyle sormak falan en mantıklısı. Hani ne var, karşılaşırsam ne yaparım diye biz hep yerellere sorduk. Evet. Yani vahşi hayvan konusunda da yani bu şeyler, riskler oluyordu. Bazı i̇şte, bölgelerde yerel halklar, yani kabile gibi yaşayan hala halklar da var, ormanlarda evet. Falan. Evet, özellikle Malezya'da var. Orangasiler var. Hala işte ilkel bir şekilde yaşayan. Endonezya'da var. Birkaç tane böyle kabile ama biz tabii onlarla hiçbir deneyimimiz olmadı yani. Ya bir de yoldaki diğer konu işte hastalık, işte kaza. Yani İran'daki şeyleri anlat istiyorsan. İran'da yani. Covid olduk. 2-3 yıl boyunca burada olmadık. İran'a gittik. Covid olduk. O çok kötü bir şeydi gerçekten, evet. Aynen. Ya biz çadırda kalıyorduk. O çok kötü. Net yani. Covid olduğumuza dair bir belge yok elimizde. Ama belirtiler aynı belirtilerdi. Ve yani biz çünkü hastaneye gittiğimizde doktora dedim ki yani test yapmayacak mısın? Dedi İran'da test yok. Dedim ya Covid'sek? Covid tabii doğal dedi burada yani. Şey yapacak bir şey yok. İyi dedik. Laos'ta gıda zehirlenmesi geçirdim. Aslında aynı şeyi yemiştik ama. Yasemin biraz midesi hassas. O yüzden genelde yediği şeyler böyle çok fazla hijyenik olmazsa evet. Kolay zehirlenebiliyor. Sudan falan oldu mu? Sudan yok. Hiç olmadık. Yani Laos'taki neden olduğunu bilmiyoruz ama. Çünkü ona bir şey olmadı. Bana oldu yani ve bekledik bir gün. Bir gün bekledik. Yani ishalim falan ve istifam geçmediği için artık hastaneye gitmek zorunda kaldık. Kabe otelde kalıyorduk. O zaman rica ettik otelden, hastaneye götürdüler araçta falan. Ama Laos'ta o kadar fakir ki yani hastanenin durumu o kadar kötüydü ki böyle. Tabii hastaneye gittiğimizde ben Yasemin'e helalleştim dedim. O zaman her için teşekkür ederim. Bu açık hastaneden dedim, bu kızın sağ çıkması pek mümkün değil. Hani gerçekten şeydi. Ama çok ilgililerdi. Yani şeyde kaza iki defa ben yaşadım. Bir de Tayland'da araba çarpmıştı bana. O hafifti gene. Sıkıntı yani bisikletimin jantı kırılmıştı. Ben de hafif yaralanmıştım. Hiç hastaneye bile gitmedim zaten. Endonezya'da bisiklet kazası değildi ama. Bisiklet kazası değildi ama onda neredeyse motor kazası yaşadım. Motor kazası. Evet evet ya, orada Wormshaw'da bir ailede kalıyordum. Şimdi Türkiye'den geldiniz deyince yani oradaki çok farklı bir bakış var. Çok seviyorlar Türkleri. Ve Ramazan ayıydı. Dediler teraviye gidelim. Tamam dedim, hadi gidelim. Ben de bir şeyler çekerim. Ramazan nasıl yaşanıyor görmek istiyorum falan orada. Scooter'ını verdi bana. Ben normalde asla kasksız hayatım boyunca bisiklete binmedim. Mesela biri yanıma kasksız gelirse de gönderirim geri. Yani sürmem. İlk defa hayatımda kask takmadan iki tekerlekli bir araca bindim. Onda da hani evi terk etmişlerdi. Ben de kask göremedim. Soramadım da. Dedim zaten 500-600 metre ne olacak. Tabii benim de hatam var. Önde bir kamyon vardı. Çok yavaş gidiyordu. Benden de böyle telefonla etraf falan çekmeye başladım. Sonra dedim ki kendi kendime ya bu kamyondan su damlıyor. Bu kayar mayar şimdi. Yani ben bunu kaldırayım. En son bunu dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Sonra düştüğümü hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ya ben sonra gözümü açtığımda hastanede köyün kliniğindeydim. İşte ilk ya benim hatırladığım, biz Malezya'da bisiklet turu yapıyoruz Yasemin'le beraber. İlk şeyi sordum işte, hani eşim nerede, hayatta mı falan diye. Anladım ya, bana bir şey olmuş da.
Bana dediler ki Malezya'da. İkinci önemli soruyu sordum. Bisikletim nerede? İyi mi? O dediler evde. Dedim peki ben neredeyim? Dediler Endonezya'dasın. Ben sonra sordum neden ben Endonezya'dayım diye. De ben ne yapıyorum burada dedim. Sonra oradaki arkadaş bana dedi ki bu arkadaş evinde kaldığım kişi. Dedi ki Murat dedi beni hatırlıyor musun? Dedim ben seni tanımıyorum. Ama yani zaten farkındayım. Üstüm başım kan içinde. İşte yüzümü falan temizliyorlar. Tabii o da panikledi biraz. Sonra anlatmaya başladı işte sen bak şuradan geldin şunu yaptın falan ama hiçbir şey hatırlamıyorum ve gerçekten çok kötü bir duygu. Yani bir şey olduğunu biliyorsunuz, kötü bir şey olmuş. Hatırlayamadığının farkındasın. Ama ne olduğunu anlamıyorsun, niye orada olduğunu anlamıyorsun. Sonra bir iki saat sonra falan hani ben yavaş yavaş hatırlamaya başladım. İşte sonra eve falan geçtik. Orada Yasemin'i aradım dedim böyle böyle bir şey oldu diye. Tabii o gerçekten kötüydü yani. Yani çok şanslıydım. Ben motordan düştükten sonra karşı şeride düşmüşüm. Şansıma gerçekten şanslıyım ki başka bir motor gelmiş. Çünkü o yolda çok fazla kamyon otobüs vardı. Şanslıyım ki araba, kamyon, otobüs değil motormuş. O da gelip işte şu arkadan hem sırtıma hem kafama falan vurmuş. Ben yüzümü nerede dağıttım onu tam bilmiyorum. Çünkü asfalta sürtmemişim. Deliler çünkü sürtseydin hani ne bileyim parçalar bir şeyler olurdu yüzünde diye. Ama neyse ki bir şey olmadı. Ben iki gün sonra rica ettim. Beni bir büyük şehre götürdüler. Orada doktor kontrolüne gittim. Yani doktora dedim beyin kanaması riski var mı? O da dedi zaten 5 gün sonra gelmişsin, 4-5 gün sonra. Şimdiye kadar ölürdün zaten dedi. İyi dedik, hayırlısı olsun. Ya işte bir 2 hafta falan iyileşmeyi bekledim. Sonra dönecektim ama sonra dedim ki ya niye yarıda bırakayım ki? Bir deneyeyim dedim şansımı. Ya biraz ağrım vardı. Sonra yavaş yavaş bir sürü ama ilaç krem falan aldım. Her gün sürüyorum yola devam edeceğim diye. Sonra biraz rotamı değiştirip geri gelmiştim. Yani yoldayken de yaşadığımız böyle kaza, kötü olay falan buydu yani. Başka da bizim başımıza bir şey gelmedi. Gerçekten şanslıydık. Sigortamız yoktu. Evet, sigortamız yok. Bunu Gürkan abi de zaten dinlemesini biliyorsunuzdur. Yani Türkiye'de işte en fazla 3 ay yapıyorlar sağlık sigortasını. Ve bunu yenilemek için tekrardan dönmeniz gerekiyor Türkiye'ye. Öyle olunca da bir sağlık korumanız olmuyor. Ya ben Endonezya'ya gitmeden önce Yasemin'e dedim ki yani benim içimde dedim kötü bir his var. Bir de tek gidecek olmamın biraz da belki biraz şeyidir. Ben bir uğraştım bir Genki sigorta diye bir şey buldum. Onlardan yaptım. Söyledim Türk vatandaşıyım. Bisikletle geziyorum. Yapıyor musun? Yapıyorum dedi. İyi dedim. 2 aylık falan yaptırmıştım. İşte ilk o hastane masraflarını falan oradan şey yaptık, ödedik. Ama daha kötü bir şey olsaydı ne kadar karşılardı karşılamazdı bilmiyorum. Ama sigorta büyük problem yani. Çünkü bütün Avrupalı turcuların hepsinin gerçekten çok kapsamlı güzel sigortaları var. Ki Malezya'da öyle bir bisikletçiyle evet. Karşılaştık. Can diye Alman bir bisikletçiyle Tayland sınırında karşılaştık. Sonra o karadan girdi. Biz denizden gittik. Bize bir iki gün sonra yazdı. Motor çarpmış ve şu topuğu komple açılmış. Yani durumu çok ağırmış. Bisikleti zaten paramparçaydı. Yazdı. İşte buradayım gelebilir misiniz? Gittik. Ne kadar masraf çıkmıştı ya hastanede? 3.500-4.000 euro civarında masraf çıkmıştı. Ve yani hepsini de sigorta şirketi ödedi yani. Hastaneyle falan da iletişim falan da kurdu böyle. O zaman o benim ya bizim sigortasız gezdiğimizi duyunca bize çok kızmıştı. Hangi cesaretle ne kadar ya dedi çok zenginsiniz dedi ya da aptalsınız dedi. Ondan sonra ben dedim ya ikisi de değiliz çünkü bizi koruyacak bir sigorta yok. Ülkede öyle bir sistem yok. Çünkü onun sigortası gerekirse ailesine getirebilecek ve gerekirse onu ambulans uçakla Almanya'ya transfer edecek bir sigortaydı. Ama Türkiye'de böyle bir sigorta yok. Yani Gürkan abinin de işte bir sakatlık dönemi falan oldu. Mesela hani hep cepten falan o zaman bunu karşılamak zorunda kalmıştı. Ya maalesef o sigorta kısmı da öyle. Biz de olabildiğince böyle dikkatli bir şekilde yani bisikleti sürmeye devam ettik. Yani genel anlamda böyle çok çok kötü bir şey karşımıza çıkmadı. Mesela o Alman dediniz ya, aha. Avrupa'daki sigorta şirketlerinden sigorta evet. Sorumlusunuz. Şimdi vatandaşlık Avrupa Birliği ülkesi değilsen o seni kapsamıyor maalesef. O da öyle bir sıkıntı çıkartıyor işte. Ya yani ondan dolayı o ilk biraz dikkatli olmak gerekiyor gerçekten hani. Dikkatli olmak gerekiyor. Bunu anladık.
seyahat sigortası var ama 3 ay. 3 ay sonra diyor ki ülkeye geri geleceksin evet. diyor. Bir daha yaptıracaksın diyor ama. Aksa'ya falan 6 aylık yaptırmıştım ben. Aksa'ya ama hastalanmadığım için gerekmedi. Ya o yüzden de işte istersen bir senelik yaptır. Belli periyotlar Türkiye giriş çıkış yapmaya bakıyor. Yine istiyor muydu? Evet. İstiyor. Aa, hadi ya çok kötü. Yani sözleşmelerde yazıyor zaten. Hatta ben 30 gün diye bile biliyorum. 32 gün. 90 gün diye şey yaptılar. Bir yer Akbank'a yaptırdık. Akbank'a yaptırdık. 3 aylık yapmıştı seyahat sigortası. Bir yerden sonra hiçbir şey yaramıyor. Evet. Uzun turlar için şey yaramıyor. Boş yani. Ya bu yoldayken böyle hani güzel şeylerden konuşacak olursak hakikaten bizim ilk defa gördüğümüz şeyler oldu. Mesela ilk defa çöl gördük. İlk defa çöl geçtik. Hani o hakikaten şeydi. Gerçekten güzeldi. Değişik bir deneyim. Değişik bir deneyimdi. İlk gün böyle... güzeldi de ikinci, üçüncü gün artık insan sıkılıyor yani. Hiçbir şey de yok zaten böyle. Yolda İlk gün iyiydi evet. Yolda yani, bitmiyor, sürüyorsun. Başka da bir şey yok bu arada. Çok... Sonra bir tane... Mental olarak nasıl geldi? Son günlere sıkıldık. Artık beşinci gün falan gerçekten sıkıldığımızı hissettik yani böyle. Ya hakikaten... dedik yani. Yok yani uzun var. Yok yok ya artık böyle basıyordun ya. Bak Yasemin ilk 100 kilometrelerini orada devirmeye başladı. Evet evet ben hep 100-120 bir de dümdüz Özbekistan yani. Yani güneyi hariç ya dümdüz. Şu mesela ilk zamanlar çok hoşuna gidiyor. Aa diyorsun çöl gidiyorsun kalıyorsun güzel. Gece gökyüzü fıstık gibi. Bütün Samanyolu'nu görüyorsun. Tamam bir gün öyle. İkinci gün de aynı keyif aldın. Üçüncü gün yani ondan sonra artık diyorsun ki yeter bitsin yani. Kaç gün sürmüştü? 5 gün. 4 gece 5 gün dört sürdü. 4 gece 5 gün. Yani bir de bir vardık zaten, organik Buhara'ya vardık. Evet. Zaten böyle biz renk değiştirmiştik yani. O Yasemin'in birçok kişinin dikkatini çekmişti. Sandaletinde ayakları, ayak evet, iz şeyleri var. Falan. Şurada falan. Hala izlerim duruyor ya. Orada hangi aydaydınız? O çöl zamanı? Ağustos. Ağustos. Abi bizim, biz her yerde yanlış mevsimde. Ya bizim, yanlış. Bizim... Eylül'de Kırgızistan'daydı. Kar yağdı, bazı geçitlere çıkamadık böyle. Yani bizim bütün yolculuğumuz... Tamamıyla yanlış mevsimler üzerine kuruldu. Yani hiçbir yerine şey değil mevsim. Yani biz mesela böyle ülke birkaç ülke videosu çektik. Hani şey diye bak bakın biz bunu yaptık. Siz yapmayın. Hani hangi ayda gidilmez? Kasım Aralık'ta Güney Kore Japonya'daydık. Japonya'da çok üşüdük. Ya mesela başlamanız gerekiyordu veya 5 ay önce. Haziran'da değil de mesela Mayıs'ta Özbekistan daha güzeldir Mayıs'ta, yani. Evet. Mesela Tayland'da herkes Tayland'ın şey yüzünü gösteriyor. Aslında biz de iyi yaptık. Herkes işte sezonundaki güzel zamanını gösteriyor. Biz gittik. Nasıl sırılsıklam olunur? Nasıl bu ayda gelirsen nelerle karşılaşırsın? Mesela biz onları gösterdik. Evet, yağmursuz gezmediniz. Yok. Tabii biz o artık şeydi yani. Çok yağıyordu. Gel öyle böyle de yağmıyor yani. Yani aslında şu Aralık Ocak'ta şeye geldik. Tayland'a geldik. Kuzeyine sürdük. Şubat Mart iyiydi ama yazlık kısımlara geldiğimizde artık Haziran'dı. Bütün o deniz sezonu falan her şeyi kaçırdık. Muson'a kaldık. Muson yağmurlarına kaldık. Yani yine Özbekistan bizim en sevdiğimiz ülkelerden bir tanesiydi. Mesela kültür tarih anlamında hakikaten çok farklı şeyler gördüğümüz yerdi. Ya yani ben kesinlikle tavsiye ediyorum mesela aranızda varsa bisiklet turu böyle yapayım uzun vadeye gideyim. Ya Orta Asya gerçekten güzel. Hem Kırgızistan, onu da göstereyim Kırgızistan'ı. Yani mesela burası Hive, gerçekten masal bir kent yani. Çok şey bir yer. Ya bu arada bu Orta Asya, İran falan daha konfor alanımız. Çünkü Türkçe konuşabiliyoruz, Türkiye çok seviliyor. İletişimde bir sıkıntı çıkmıyor. Yemekler 3 aşağı 5 yukarı yakın bir şey yakalayabiliyorsun. Özbek pilavını beğenmiş miyim? Güzeldi. Güzeldi ama her yerde farklı yapılıyor ya. Hiçbir yerde aynı değil yani. Ya özellikle Hive ve Semerkant muhteşem yani gerçekten. Ya mesela bir daha gider misin? Giderim yani. Özbekistan'a bisiklet turu yapmayı. Bir daha aynı yerleri bir daha görürüm yani. Gerçekten çok keyif aldığım bir yerde. Kırgızistan keza yine öyle. Kazakistan'da çok sürmedik zaten. Evet, orada çok sürmedik. Bir de mevsim de biraz şeydi. Nereye? Yok, gitmedik. Şey, Kazakistan diyorsun değil mi? Evet. Yok, gitmedim. Biliyorum kanyonu ama gitmedim oraya. Ya bu Semerkant mesela akşamları bu Registan Meydanı'nda oturup
Orayı izlemek falan inanılmaz güzel, keyifliydi. Ya işte burası gece gerçekten çok güzel. Bir de mesela bu meydana giriş ücretli. Biz bisikletlerle geldik. Türk bayrağı falan var ya, adam gördü. Dedik abi siz hiçbir zaman para ödemeyin diye. Direkt geçin. Biz hiçbir ödeme yapmadık ya buradayken. Ben böyle Avrupalılardan böyle çok hani hep onlar bir avantajlı oluyor ya vize falan şey konularında mesela. Oralarda mesela sürekli biz böyle el üstünde tutuluyorsun falan ya, böyle çok şey oluyor. Bir de Türkçe konuşuyoruz. Mesela soruyor diğer turcular, nece konuşuyorsunuz siz onlarla? Diyoruz Türkçe konuşuyoruz. Hani o yüzden bayağı böyle şey avantajlı oluyordu, güzel oluyordu. Yani keza Orta Asya falan bu açıdan gerçekten hani güzel, keyifli yerler. Senin var mı aklına geldiğince bir şey oldu? Böyle bir hikaye anımızdan. Peki bu konfor alanından dolayı mı Orta Asya'yı tercih ettin? Yok, ben şey sanat tarihi okumuştuk. Ben şey yaparken bütün hepsini mekanlara göre, yani bazı tarihi eserlere göre seçtik hepsini. Rotayı ona göre mi? Evet, Kazakistan'a kadar bir rotamız vardı. Kazakistan'dan sonra hiçbir şeyimiz planlı değildi yani. Bir de tabii bizim bu yola, yani benim bu yola en çok çıkmaya beni motive eden şey hem Orta Asya'daki bu yollar, ya bu zaten İpek Yolu burası ve yıllardır ikonik bir rota bu. Ama bir de tabii ki asıl hayalim benim Pamir'di. Yani bilmiyorum neden ama o Pamir'de o 4650 metreyi bisikletle geçmek, yani bisikletçilerin Kabe'si gibi bir yer, hani böyle çok istediğim bir şeydi ama kısmet olmadı. Çünkü biz Semerkant'a vardığımızda Tacikistan'la Kırgızistan arasında bir sınır çatışmaları başladı ve sınırı kapattılar. Bundan dolayı da o dönem geçmedik. Birinci sebebi buydu. Çünkü Tacikistan'dan Kırgızistan'a geçemeyecektim. Tacikistan'a girersem bir daha Tacikistan'da Pamir yolunu yapıp tekrardan Özbekistan'a dönüp gitmem gerekiyordu. Mevsim geçiyordu. Pamir için yapardım bunu ama mevsim geçiyordu. İkincisi de şey, üçüncü sebebi de şeydi. Biz çok ağırdık ve ben Kırgızistan'da şunu anladım. Ya bu kadar ağır yükle Pamir'e çıkmak mantıklı değil. Ondan dolayı dedik ki bu başka bir zamana kalsın. Çünkü yani keyif vermeyecekti. Ya bizim aslında Yasemin dediği gibi bizim her şey Orta Asya'ya kadardı. Orta Asya'dan sonra dedik ki bir Tayland yapalım. Onun için de Güney Kore aktarmalıydı. Sonra ben şeyi gördüm. Bu Güney Kore'nin bisiklet yollarını gördüm. Yani şeyde internette gördüm. Vah, gerçekten çok böyle güzel gözüküyordu. Dedim ki yapabilir miyiz? Dedik ki sıkarız, belki yaparız. Bizim bundan sonrası tamamen spontane oldu. Mesela şurada vardı yollar. Rota vardı. Şey var şurada. Yok yok, yol harita vardı. Parça mı biliyor muydunuz? Neyi? Neyi? Parça bir şeyle okuyordum sizi. Yasemin okuyor yani. Ben şey Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi okudum. Harfleri biliyordum. Yani anlam mesela restoran falan zaten onları Farsça herhalde restoran. Onları yazdığı için onları okuyabiliyordum. O tarz şeyleri İran'da falan. Çok işimize yaradı yani. Yani Güney Kore'de gerçekten muhteşem bir yer. Biz şuradan yani ülkenin bu ucundan diğer ucuna Busan'a sadece bisiklet yollarıyla gittik. Bisiklet yolları böyle. Sadece bisiklete ayrılmış yerler. Bir de bunu oyunlaştırmışlar. Bisiklet pasaportu var. Alıyorsunuz bisiklet pasaportunu. Hani bir tane vardı ya, bisikletleri bağladığım bir telefon kulübesi gibi fotoğraf vardı. Oralara gidip kaşe vuruyorsun. Biz bunların hepsini topladık da gittiğimiz gün kapalıydı, alamadık. Her şey var. Her şeyde bu kaşe vurduğumuz noktada işte bir tuvalet. Ama bunları falan yapmışlar. Alet noktaları var, bisiklete bir şey olursa onları düzeltebilecek. Çadır kurmak yasak dediler ama biz kurduk. Tek sıkıntı çadır. Yani bir sorunla karşılaşmadık hiç. Ama pek göz önünde olmamaya dikkat ettik. Ya da akşam biraz daha korkulmaya dikkat ettik. Evet geçiyorsun ama ya şehir içinden falan da geçiyor. Ama mesela böyle o doğal yerlere, bir ormanın içine falan ulaşım yok. Ya tel örgüsü çekmişler her tarafa. Çok böyle şey yok. O yüzden böyle parklarda çok gözde önünde olmayacak. Biraz daha böyle arka noktalarda. Oralara falan böyle kurduk. Yani gerçekten keyifliydi. Ama çok soğuktu. Yani biz gene yanlış mevsimde orada olduğumuz için. Yani çünkü Kore planda yoktu. Soğuktu gerçekten ama çok keyifliydi. Sonra biz nerede gördüm? Şurada. Ha. Orada bir de şeye gitmiştik. Bu bisikleti Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na götürdük. Türk bayrağını. Dedik Busan'da. Busan'da. Orada Birleşmiş Milletler görevlilerine falan teslim ettik. Oradaki şeyde sergileniyor hala. Ya böyle gerçekten şey keyifliydi yani.
Kore keyifliydi. Ama plansızdı. Mesela Japonya nasıl oldu? Ben aklım ucundan bile geçirmedim yani Japonya'yı. Hiç ne hayalini bile kurma gereği görmemiştim. Çünkü zaten pahalı bir yer. Bir gün Yasemin Busan'a yaklaşırken uyandı çadırda. Haritaya baktı. Dedi ki Japonya çok yakın, niye gitmiyoruz? Dedim gidemezsin. Yani gidemeyiz dedim, çok pahalı. Dedi ki Kore'de sıktığımız gibi sıkarız işte, sürekli bisiklet çadırda kalırız işte, mutlak bir şekilde yaparız dedi. Ben dedim tamam falan, bakarız dedim, geçiştirdim. Sonra Busan'da evinde kaldığımız bölüm şahırsızda çocuk İngilizdi. Dedi ki mutlaka gitmeniz lazım. Dedim ki ben de bahane bulmaya çalışıyorum. Yani gitmek istiyorum ama bütçeyi düşünüyorum. Hani kış falan geliyor. Dedi ki Kyushu Adası'nda yaparsın bisiklet turunu. Yasemin dedi ki ya bir soralım biletler ne kadarmış. Uçakla gitmem çünkü şey yapmam lazım. Kolibol, paketle falan en nefret ettiğim şey. Sonra bizim şansımıza o hafta feribot seferleri başladı. Covid'den sonra ilk defa. Biz gittik terminale. Ben dedim ki bak Yasemin, sadece soracağız gideceğiz dedim. Hani gitme falan ya, bilet almayacağız. Bizim zaten planımız belli. Buradan tekrar seyola dönüp Tayland'a gideceğiz. Böyle dedim, terminale girdim. İki gün sonrasında Japonya bileti aldım, çıktım. Ve direkt. Biz Seul'da mesela müze biletleri almıştık. 5 kombine. Müze için kombine bilet aldık ki geri döneceğiz diye yani. Hiçbir şekilde Seul'u gezememiştik. Seul'u doğru gezmedik. Yani geri döneceğiz diye. Zaten döneceğim dedim ben buraya yani, mecbur gitmek için. Abi bir baktım biz 4 gün sonra şeydeyiz, Japonya'dayız. Yani gerçekten bu hiç tamamen planda yoktu. Planda yoktu yani. Bir buçuk saat polis sorgusunda kaldık Japonya'ya girerken. Kore'de 45 dakika kalmıştık. Feribot'ta bizimle beraber 3 tane bisikletçi vardı. Biri Güney Kore'den geldi. Bir de İngiliz çift vardı. Herkes geçti böyle. Bizi aldılar kenarıya böyle. Tabii, limanda. Terminal falan kapandı yani. Bütün memurlar bizi bekliyordu. Hani bizim sorgumuz bitsin diye. Çok kibarlar. Bir ara bayağı kalmıştınız. Evet Japonya'da 1,5 saat kaldık yani. 1,5 saat kaldığımız şey oldu. Eninde sonunda aldılar ama hani tabii birazcık şeydi. Zorlayıcı oldu ama Japonya gerçekten, mesela bisiklet turu yapacaksanız, mesela o taraflara gittiyseniz pahalı olarak gözüken bir yer. Ama bence bisiklet turcusu için son derece yani yönetilebilir. Biz çadırda kaldık 45 gün Kyushu'da. Ki bunun bazıları vardı burada fotoğraflarda. Dur bakayım. Böyle kar altında, soğuktu. Yine yanlış mevsim tabii. Doğru bir mevsim yok. Ama 45 gün boyunca bisikletle turladık. Bir kere Wormshowers'ta kaldık. İki kere Wormshowers'ta kaldık. Bir kere de Beppu'da bir Airbnb'den gerçekten çok uygun fiyata bir yer bulmuştum. Japon evi. Orada kalmıştım. Onun dışında tamamen çadırda kaldık. Her Japon parkı inanılmaz derecede temiz. Tuvaletlere sahip. Her Japon parkında içme suyu var. Tuvaletlerde elektrik de var. Tuvaletlerde bazen elektrik de bulabiliyorsunuz. O yüzden yani başka bir ihtiyacımız kalmadı. Tek ihtiyacımız duş kalıyor geriye. O da zaten şeydi. Japon hamamları var. Onsen. Bazıları ücretsiz. Onsen diye geçiyor. Bazıları ücretsiz. Bazılarının çok cüzi miktar bir ücretleri var. Tabii çok lükslerinden bahsetmiyorum. Daha halkın kullandığından bahsediyorum. Duşu da falan oradan alıyorsunuz. Böyle kışın dışarısı buz gibiyken gidiyorsunuz, orada yıkanıyorsunuz falan. Yani gayet yönetilebilir bir şey var. Sonra da bir Japon diğer şehirleri falan gezdik. Baktık warm showers falan ayarlıyoruz. Her şehirde. Oraları falan seyahat ettik. Sonra da Güneydoğu Asya'ya geçtik. İşte Tayland'ı, Laos, Kamboçya'yı, oraları yaptık. Yani Japonya gerçekten bize sorduklarında en beğendiğiniz ülke ne dediğinde genel ortamda direkt Japonya. Yani her sene gidip 3 ay bisiklet sürmek isterim. Yani inanılmaz temiz, inanılmaz güvenli. Bir de çok farklı bir kültür. Yani çok farklı bir kültür. Uzak bir kültür. Genelde böyle uzak duruyorlar ama bir şekilde göz teması kurduğunuz zaman hemen yardımcı olmaya falan çalışıyorlar. O çok iyi çünkü Orta Asya'da öyle değil yani. Orta Asya'da direkt böyle dibine kadar gidip sürekli konuşmalar, onlar bayağı şey oluyor. Ya gerçekten Japonya çok... biz her gün Japonya konuşuyoruz. Ya hala konuşuyoruz. Her gün gerçekten Japonya konuşuyoruz. Çok güzel bir ülke. Yeme işinde orada böyle işte 7-Eleven, Family Mart gibi böyle marketler var. Orada hazır yemekler satılıyor. Oradan da çözebilirsiniz. Noodle da alıp hazır yapabiliyorsun. Sıcak su da veriyor. Sıcak su da veriyorlar, evet. Yani gerçekten o marketlerin tuvaletleri de mesela son derece temiz. Ya bisiklet turcusu için gerçekten çok iyi bir yer Japonya. Bizim de çok keyif aldığımız bir yerdi. Bir daha olsa Hokkaido var en kuzeyde. Gerçekten oraya gitmeyi, bisiklet turu yapmak için çok isteriz yani. Ama bakalım, çok uzak tabii bu şu anda. Buradan oradayken ulaşmak kolaydı da buradayken biraz sıkıntı yani. Ondan sonra biz de Güneydoğu Asya'ya geçtik.
Yani yolculuk, yani Tayland, Laos. Tayland zaten birçoğunuz internetten, YouTube'dan falan görüyorsunuz. Anlatılan Tayland'da gerçekten görülen Tayland arasında fark var. Çünkü Tayland insanlar anlattığında sosyal medyada daha böyle eğlence hayatına odaklanıyor. Ama Tayland bunun çok fazlası. Gerçekten doğası, kültürü, insanı bambaşka bir ülke. Mutfağı da çok güzel. Mutfağı da güzel. Laos, Kamboçya. Laos çok iyi insanlar, çok güzel insanlar ama bayağı bir orada bir fakirlik var. Bir zorluk da Laos ve Kamboçya'da bisiklet turcuları için kamp. Çünkü Laos 1970'lerde Vietnam Savaşı zamanında yoğun bir şekilde Amerikan bombardımanına tutulmuş. Savaşa dahil olmamasına rağmen. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan toplam bomba miktarından daha fazlası Vietnam Savaşı sırasında sadece Laos'a atılmış. Ve her yerde hala bomba çıkabiliyor. Her yıl yüzlerce çocuk bu yüzden ölüyor mesela oyun oynarken. Bize uyardıkları bisiklet turcuları birbirini de uyarıyor. Çadır kuracağınız zaman mutlaka hani şeye bakın, daha önce insan eli değmiş mi? Çok ormanın içlerine girmeyin. İşte Kamboçya'da bu bir tuzakları falan hala olabiliyor. O yüzden buralarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani genel anlamda ama son derece keyifli, iyi insanlar. Yani bizim de çok keyif alarak bisiklet sürdüğümüz yerlerdi. Ve sonra biz zaten Malezya ve Singapur'a geçtik. En sonunda ben bir Endonezya yaptım. Ondan sonra bitirdik. Yani sonra da dönmüş olduk. Daha şöyle, şu anda etmeyecek çünkü şöyle bir şey, yani artık çalışmamız lazım tekrardan. Biraz para biriktirip. Biraz para biriktirip ondan sonra bir daha bakıp düşüneceğiz yani ne olacak diye. Ama Türkiye için de bir şeyler yaparız, yani bisiklet turları yaparız. Yine, Türkiye'de böyle uzun bir tur yapmadın herhalde. Yok, yapmadım. Türkiye'de yaptım. Ya, evet. Ben hiç yapmadım. Ben daha önce Ege turu falan yaptım. Marmara'da çok fazla bisiklet turu yaptım. Şimdi bir süre bu şekilde devam eder diye tahmin ediyorum. Çünkü tekrardan işe göre dönme durumum var. Ondan sonra bir gün yine şey var, hayaller çok fazla. Aslında burada biraz şeye de değinmek lazım. Mesela birçok insanın kafasında şey var, engeller var mesela böyle bir yola çıkmakla ilgili. Haklı olarak ülkedeki ekonomik koşullardan dolayı birçok insan bunu düşünüyor. Ama ya bunların hepsi bir şekilde ben aşılabileceğini düşünüyorum. Eğer gerçekten bir hastalık, gerçekten zorunlu bir durum yoksa ya bir şekilde yolda bunlar çözülüyor. Ben şunu kesinlikle savunan biri değilim. Parasız seyahat edilir diye. Hayır, parasız seyahat edilmez. Ya mutlaka yapacağın bisiklet turu ya da sırt çantası gezisine göre bir bütçen olması gerekiyor. Çünkü o ülkeye gittiğinde bir müzesine gidip bir yemeğini tatmadıktan sonra pek bir anlamı olmuyor o seyahatin. Ama bir şekilde bu engeller aşılabiliyor. Mesela şeyi çok bahsederlerdi işte, çocuklarla falan bu yapılabilir mi? İşte yapılamaz. Biz yolda birçok bisiklet turcusu gördük, çocuklarıyla gezen. Ahmet de hatta şunu göstermek istiyorum. Bu daha Türkiye'de yeni gördüğüm bir çiftti. Eskişehir yolunda gördük mesela. Bakın Avrupa'dan çıkmış, 3 tane boy boy çocuğu var. Eskişehir yolunda mesela denk geldik. Laos'ta gördük mesela. Kim çocuğunu alır Laos'a gelir bisiklet turu yaptırır ki? Yani ama adam gelip mesela orada bisiklet turu yapıyor. Yani birçok böyle bisiklet turcusu var. Bir de burada biraz aslında Yasemin de şey yapabilir, konuşabilir çünkü ama şey yapmadan önce şeyi göstermek istiyorum. Özellikle getirdiğim şey vardı. Şu çocuk konusunda. Sonra diğer konuya geçeceğim. Türkiye'de de bu arada yapan vardı zaten biliyorsunuzdur. Minik gezgin vardı. Onlar daha önce İnci Sarıhan, Sonar Sarıhan çifti çocuklarıyla beraber böyle bir seyahat yapmışlardı. O vardı. Bir de aslında burada Yasemin'in biraz belki kadın bir bisiklet turcusu olarak neler söyleyebilir ki? Aslında sen de birçok şey söyleyebilirsin bu konuyla ilgili. Yani çünkü çok fazla yok. Türkiye'de çok az. Yani bisiklet olarak, bisiklet kültürümüz yok yani. Sıkıntı bence orada. Bir bisikleti kültür haline getirmemiz lazım da. Bir de çok... yolu falan mı? Yok, evet. Bir de çok erkek egemen bir bakış açısı var bunu yaparken. Yani. Var yani. Ama aslında 90'larda Hülya Koç Güney Amerika'da yapmış. Ve sosyal medya yok, internet yok, hiçbir şey yokken. Bilmiyorum bu kitabı biliyor musunuz ama çok muhteşem, muhteşem bir kitap. Çok güzel bir kitap gerçekten. 1990 kaçta yapmıştı? 90'ların başında Güney Amerika'ya gidiyor. 95 yılında. Bisikletiyle ve Güney Amerika'da uzun bir bisiklet turu yapıyor. Yani düşünün, internet yok.
işte navigasyon yok. Yani Google Maps falan yok, öyle translate falan. Yani İspanyolca biliyor zaten kendisi. Ve sonra da bu kitabı falan yazmış. Ben bunu okumuştum. Gerçekten çok güzel. Yani Türkiye'deki kadın tur bisikletçileri arasında önceden adını benim bildiğim tek kişi Hülya Koç. Başka var mıdır bilmiyorum yani gerçekten. Yok, Hale var. Hale var. Elif. Yani onlar var. Elif daha yeni olarak onlar ama önceden 90'larda falan çok hatırladığım yok Avrupa'dan yani. Avrupa'dan çok yapan var. Biz çok tek kadın turcuyla da karşılaştık ama Türkiye'de biraz daha açılması lazım. Daha fazla evet. kişiye ulaşmamız lazım. Onun için okullara, sunumlara gidiyoruz ki hani küçüklükten itibaren bunun yapılabileceğini görsünler, bilsinler diye. Yani özellikle kadınların bunu yaptığını, yapabileceğini bilmeleri daha önemli. Çünkü bana şey, ya beni görüyor diyor ki bu zaten yapar hadi neyse diyor. Sonra Yasemin'e dönüyor diyor ki bu da mı yaptı diyor. Bir de inanmıyorlar mesela, açıp kontrol ediyorlar Instagram falan bakıyorlar. Yani yaştan sürüyor mu diye. Yani çok şey yapıyor. Bazen sürmek istemiyorum. Ben en çok, yani ilk iki ay fiziksel olarak zorlandım. Bazen yokuşlarda tabii mızmızlandığım oluyor yani. Ama biliyorum ki bitecek yani. Artık belli bir süre sonra alıştım yani. Ya bence bisiklet o yolu deneyimlemek için çok güzel bir araç. Çünkü rüzgarı hissediyorsun, insanları görüyorsun. Bütün hayatı canlı görüyorsun. Ama arabayla gitsen bir noktadan bir noktaya gidip arada hiçbir şey görmeye ihtimalin yok yani. O yüzden Murat sayesinde ben bisiklete başladım. Hani ondan önce çok biraz konforuna düşkün bir insandım ama hani kampa falan gidiyorduk tabii yani. Ya böyle kamp, trekking falan filan Yasemin bunların hepsini yapıyordu zaten. Ama tabii bisiklette daha farklı. Çünkü hani bütün gün sürüyorsun. İster istemez terliyorsun, yoruluyorsun. Sonra o çadırı kurman gerekiyor. Sonra yemek yapman gerekiyor. Yapmak da bitmiyor. Sonra bir de o bulaşığı yıkaman gerekiyor. Yani temizlen gerekiyor. Ertesi güne bir şey hazırlayacaksan onları yapman gerekiyor. Zaten ölü gibi sonra yatıyorsun. Tabii zorlukları var. Tabii sürekli doğadasın. Bütün ihtiyaçlarını doğada gidiriyorsun. Yani eğer Kırgızistan gibi bir coğrafyadaysan ya da Özbekistan'da yani doğadan başka şey. Biz Kırgızistan'da 10 gün falan hiç insan görmediğimiz zamanı biliyoruz evet. yani. Zaten 27 günde çadırda kaldık. Kırgızistan'da yani. Aralıksız 28-29 gün çadırda kaldık. Hava çok sıcak değildi. O yüzden böyle çok fazla olabildiğince duş ihtiyacımız yoktu ya da nehire giriyorduk. Şeyden geliyordu. Ya evet, eğer sıcaksa mesela Güneydoğu Asya'da imkansız. Yani mutlaka 2 günde her bir gün. Ya da her gün bir otele falan bir şey girmen lazım. Çünkü çok nemli ve çok hani nemli. Böyle şey rahatsız oluyor. Ama insan. Soğuk coğrafyada bir şekilde hani birkaç gün idare edebiliyorsun. Yani sonra dere mere falan bir şey bulursan. Kırgızistan o açıdan çok iyi yani. Ama tabii şey ya, konfor, bu tamamen konforla ilgili bir şey. Arabamı çok seviyordum. Arabamı sattım yolda turumuz uzasın diye yani. Hayır Yasemin. Arabamdan vazgeçtim yani. O şeyden bahset istiyorsan yani. Mesela turun bitiş noktasında o bitiş günü bana evet. dedikleri. Ben devam edelim dedim. Avustralya'ya kadar gidelim biz. Hani vize başvurusu yapalım. Ama Murat dedi ki hani biraz artık durup bunun biraz hazmetmemiz lazım. Biraz durmamız lazım. Artık çok yorulmuştu. Çünkü hani birçok şey düşünmek zorundasın. Nerede kalacağım, ne yiyeceğim, şey yapacağım diye. Devam etmedi. Evet. Yani ilk başta İran'da dönelim diyen kız daha sonra bana şeye başladı. Devam edelim. Ben sonra Endonezya'ya gittim mesela. Orada işte paylaştığım şeyleri görünce işte volkanları, şeyleri falan. Senin yüzünden ben de göremedim. O zaman devam edecektik işte. Bana oradan mesaj atıyor. Ne güzelmiş. Eğleniyor musun? Falan diye böyle. Hani çünkü bana şey dedi. Ya bitirmeyelim, devam edelim. Avustralya'ya kadar. Ben de hani vize alamayacağımızı söyledim Avustralya'dan. Bir de gerçekten işte 14 bin kilometre oldu o zaman. Ben 2000'de Endonezya'da yaptım çünkü. Hani hakikaten artık zihinsel olarak ben yorulduğumu hissetmiştim. Yani artık bir yerde durmam gerekiyordu. Bitirmesi gerekiyordu. Yani dedim bir nokta koyalım, bir anlamı olsun. Başka hayaller kuralım. İşte bayağı o zaman ağladı falan yani. Yani niye devam etmiyoruz, niye çok şey yapmıyoruz üzüldüm. Diye. Yani en sonunda durduk ondan sonra. Yani iş bölümü şöyle, genelde Murat mesela kalınacak yerlere Murat bakıyordu işte hani nereye kadar süreceğimizi ya da Wormshaus'larda kalacaksak iletişimleri falan o şey yapıyordu. Onun dışında ben kurguyu ben yapıyordum, hep ben yaptım zaten kurguyu falan ben yapıyordum. Ama çadırda çok vakit olmuyordu çünkü akşam 7 dedim benim uykum geliyordu zaten yani böyle. İstesen de duramıyorsun zaten soğuk yani mesela soğuk Japonya, Kore'de zaten 7 dedim mi direkt tulumun içine girip uyuyorduk yani zaten. Çünkü çok soğuk, dışarı çıkamıyorsun yani şey yapamıyorsun. İş bölümü öyle tabii. Ya mesela Yasemin yemek yaparken işte ben sonra bulaşıkları çadırı belki şey yapıyordum ya da çadırı kuruyordum. İşte rotayı ayarlıyordum. Yasemin o ara kurgu falan yapıyordu, montaj yapıyordu. Ama bizim sosyal medya ve
YouTube bizim için anı mekanı. Yani biz buradan bir maddi gelir elde edelim ya da işte influencer gibi öyle bir şeyimiz yok. Ya yani biz sadece deneyimimizi paylaşıyoruz. Bizim hiç olmadı sponsorumuz. Hiç. Yani iki kere işbirliği yapmıştık sadece, o kadar. Ama onun dışında hiçbir zaman sponsor olmadı. Hiç bir yerde başvurmadık. Hiç aramadık. Aramadık. Ya çünkü mesela YouTube'dan en çok gelen şey şu işte. Bir sene sonrasının videolarını paylaşıyorsunuz. Hani ben de anlatıyorum. Bak hani ben Kırgızistan'da 28 gün çadırda kaldım mesela. Yani Kore'de de 30 gün kaldık da hadi Kırgızistan üstünden gidelim. Bunun 10 gün mesela hiç insan görmediğim zaman vardı. Benim sınırlı bir elektrik enerjim var powerbanklerimde. Ve ben bütün gün bisiklet sürüyorum. Çadır kuruyorum. Yemek yapıyorum. Ya zaten halim kalmıyor. Artı son yani o elektrik enerjimi de gidip bilgisayara takıp harcamak istemiyorum. Artı ve ben bu seyahatten keyif alıyorum. Yani o YouTube'un amacı şeydi ilk başta. Hani biz anılarımızı burada biriktirelim. 20 yıl sonra açıp baktığımızda yani ne güzel bir şeyler yapmış diyelim. Sonradan şey oldu, hani böyle şeyler yapmak isteyen insanlara da teşvik olsun diye. O yüzden paylaşmaya başladık. Ve işte bir yıl sonra hani neden yayınlıyorsunuz dediklerinde de biz de açıklamasını yapıyoruz. Yani diyoruz bu bizim keyif için yaptığımız bir şey. Ve seyahatteyken daha çok yolculuğa odaklanmaya çalışıyoruz. Biz mesela orada gördüğünüz insanların hiçbiri izinsiz çekilmemiştir. Çektikten sonra mutlaka ben göstermişimdir. Ben seni çektim bak haberin olsun, sıkıntı var mı? Ya da yok mu? Eğer hayır diyorsa mesela hiç koymamışımdır. Mesela İran'da bir sürü var yani. Mesela çocuklar dedi ki yayınlamayalım abi bunları, başımız derde girer. Hani bazı çekilmemiz gereken yerlerde çekilmemiştik. Mesela koymam asla. Yani mesela tutuklanıyorduk İran'da neredeyse. Ben belki onu koysam o video bir sürü izlenecek. Ama umurumda değil yani. O çocuk mesela bunu koymamı istemiyor. Ya da çoğu zaman kamera da açmadım. Çünkü çok güzel bir sohbet, muhabbet oluyor. Ya ben o muhabbetin zihnimde kalmasını istiyorum. Çünkü kamerayı açtığın anda bütün onun doğallığı gidecek. Amacım hani YouTube'da herhangi bir şekilde böyle çok görüntülenme alma değil. Sadece bir anı mekanı ve bunu yapmak isteyen insanlar olursa izleyip ya bakın iki kişi bunu zamanında yapmış. Ya biz de yapabiliriz. Deyip bir cesaret vermek. Orası o yüzden var. Instagram'da da zaten hani takip ediyorsunuz. Biz böyle sürekli bir şey paylaşan birileri değiliz. Mesela İşte herkes mesela son reel satıyor sürekli. Bize de diyorlar niye atmıyorsunuz abi, bak siz reel sürekli reel satmanız lazım. Kitle büyüsün diye, ama ben böyle spam şeyler yapmak istemiyoruz. Yani paylaşmaya değer bir şey görüyorsak paylaşıyoruz. Yoksa paylaşmıyoruz yani. O şekilde bizim için öyle bir yer. Yani sponsor da hiç aramadık. İki kere bir işbirliği yapmıştık o kadar. Onun dışında da bir daha hiç bakmadık. Yani döndüğümüzde de bakmadık. Sponsorluk da zor ama yani. Yani bizim şu an için bu bir işimiz olmadığı için daha çok keyif ve gönüllülükle yaptığımız bir şey olduğu için. Yani öyle şu anda devam etmesini istiyoruz. Ha belki ileride yeni bir tur planlarız. Gerçekten bir projemiz vardır. O zaman markalarla belki görüşür. Bunun üzerine değerlendiririz. Ya da öyle bir talep gelir. Hani yine değerlendiririz ama yoldayken pek böyle şey olmadı. O yüzden YouTube videolarımız bir sene geriden geliyor. Çünkü fırsat buldukça yapıyoruz. Çünkü YouTube videosunu kurgulamamız demek bizim o zaman otele girmemiz demekti. Ve her otele girmemiz de ekstra maliyetti. O yüzden yani biraz böyle evet yerinden takip ediyor. Turların sonunda böyle bir şey üretmek gibi bir düşünceniz var mı? Mesela Gürkan abinin işte blog yazması ya da projeleri oluşturması falan gibi. Blogumuz aslında var ama işte yoldayken bunu yazamadık. Yani günlük tuttuk. Ama daha bloğa taşıma fırsatımız evet. Olmadı yani. Aslında en çok istediğimiz şey blogdu bizim aslında. Hatta çok konuştuk ya. Keşke YouTube yapmayıp da blog yapsaydı diye. Var. Bloğu tamamlayacağız. Yani önde sonunda tamamlayacağız o bloğu. Ama projede yani çok fazla kitap yazın diye bize geliyor. Belki ileride olabilir. Ya onun dışında da aklımız aslında bazı şeyler falan var. Özellikle tur bisikletçiliğin gelişmesi konusunda ve özellikle kadınların buna odaklanması konusunda var. Bir de Türkiye'deki tur bisikletçilerine nasıl davranılması gerektiği. Çok nadiren de olsa bazı kötü şeyler duyuyoruz Türkiye'de maalesef. Böyle can sıkacak şeyler diyoruz ama o küçük şeyler böyle yurt dışında kulaktan kulağa yayılıp kötü bir izlenim bırakabiliyor. İşte özellikle tek başına gezen kadın tur bisikletçilerine yaklaşımlar ve şu çocukların taş atma huyları. Bunlarla ilgili belki böyle ileride proje falan üretip sunabiliriz. Biraz böyle belki
belediyelerle falan görüşmek istiyoruz. Mesela Lüleburgaz Bisiklet Akademisi var. Gerçekten çok güzel bir örnek. Bunu diğer Türkiye'deki belediyelere yansıyıp olması için işte Giresun Belediye Başkanı'na ziyaret ettiğimizde kendisine aktardık. Hani belki hani ileride öyle bir şey olabilir. Yani şu anki bizim amacımız tur bisikletçiliğiyle ilgili nasıl bir şey gelişebilir, ne yapılabilir? Onu aslında yapmak peki istiyoruz yani. Sizce Türkiye'de gelişecek mi? Aslında Türkiye... Eskiye göre sanki daha fazla. Daha mı az? Ya da bana aslında ben bayağı arttığını düşünüyorum şu mesela anda. Mesela şu anda Özbekistan'da başka bir çift var. Evet, bisiklet evet. Tur yapıyorlar mesela. Var şu anda aslında şey var. Yani... Ama tabii ne kadar görünürlük meselesi biraz sıkıntı. Peki belki çok fazla görünür değil. Yani biraz daha belki görünür olması gerekiyor. Kültür olması gerekiyor daha çok aslında. Bisikletin kültürü, hani turu da geçtim. Bisikleti bir kültür haline getirebilsek keşke biz de Japonya gibi, Güney Kore gibi. O yüzden şey, ya biraz da onunla alakalı bir konu diye düşünüyorum. Ya tur bisikletçiliği özelinde söylüyorum bunu. Yani yol bisikletçiliği falan. Eskiye nazaran çok daha fazla görünür değil mi Yılmaz? Evet, bikepacking tur yapanlar işte. Bikepacking tur yapanlar da var. Evet, var bayağı. Yani ama tur bisikletçiliği konusunda belki biraz daha görünür olmak gerekiyor. Çünkü şunu gördüm, Avrupa'da bu çok yaygın yani. Yolda kimle tanışsak ya Alman ya Fransız ya Hollandalı. Birçok kişi ilk defa Türk müziği gördüğünü söylemişti. Zaten herhalde saysak 10 kişi ya sayarız ya sayamayız herhalde. Uluslararası tur yapan. Ya böyle daha çok sizin merak ettiğiniz şeyler varsa. Şu fotoğrafı şey merak ettim. Ha. Bunca yol yapıp bu kadar zaman geçirdikten sonra eve dönmek nasıl bir his? Çok kötü bir his. Yasemin evet. Biraz öyle düşünüyor da. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Ben hakikaten şey... özlemiştim yani. Gerçekten özlemiştim. Bu açık söyleyebilirim. Ama tabii his olarak sorarsan özellikle Güneydoğu Asya'dan buraya geldikten sonra benim için burada insanlar daha sinirli. Daha stresli, sürekli bir koşturma var. Güneydoğu Asya'da herkes çok rahat. Ya herkes gülüyor bir defa. Yani mesela Tayland'da dilencisi bile gülerek gelip dileniyor. Yani mesela ben demiştim abi ağlaman lazım diye. Yani gülerken ben sana para vermeyebilirim yani o yüzden. Çok şey, burada daha böyle bir maalesef herkes surat asıyor. Herkes her an patlamaya hazır bir bomba gibi. İstanbul'a geldim biz de. Ama tabii kolay değil. Yani biz şimdi 2 senenin öncesinin fiyatlarıyla mesela gittik. Geldik şimdi bambaşka fiyatlarla karşı karşıyayız. Her şey bizde o 2 yıl öncesinde kaldı yani. Hep tarihlerimiz bile hep orada kaldı böyle. Evet. Az önce diyor ki 6 yıldır ev. Kaç? 6 yıldır dedi. Biz yola çıkarken mi 6 yıldır evliydik? Evet, yola çıkarken öyle evliydik mesela yani. Orada kaldık yani. Halbuki 8 yıl oldu artık. Gerçekten. Döndük. Hakikaten olmuş yani. 8 yıl oldu ama orada kaldık. Benim için de kötü bir histi. Çünkü bisiklet turu yaparken her gün farklı bir yerde uyanıyorsun. Asla bir günün diğeriyle aynı değil yani. Gördüğün şeyler aynı değil, tanıştığın insanlar, yediklerin aynı değil. Şimdi her gün yatakta uyanıyorum ve tavana bakıyorum yani. Çok mutsuzum yani. Geldiğimden beri çok mutsuzum. Tamam, sevdiklerimi gördüm. Yeter, gidebilirim diyorum yani. Tabii, demek ki yeni bir bisiklet turu yapabiliriz yani. O yüzden biraz üzgünüm ama zamanla geçer diyorlar yani. Ya ben bunu Danimarkalı bir bisiklet turcusuyla beraberdim. Şeydeyken, Endonezya'dayken aynı evde kalıyorduk. İşte konuştum falan. O daha önce bir 2 yıllık bir bisiklet turu yapmış böyle. İşte Avrupa ve Afrika'nın bir kısmını kapsayan. Sonra geri dönmüş. 3 ay dayanabildim dedi. 3 ay sonra bir daha istifa edip yola çıkmış. Böyle birkaç hikaye duydum ben gerçekten. Özellikle bisikletle seyahat ettiğinizde çünkü zaman çok yavaşlıyor. Zaten bisiklet neden? Mesela en çok sorulan sorulardan biri. Burada herkes bisikletçi olduğu için ben bunu söylemeye gereği duymadım ama mesela bunu deneyebiliriz. Herkes diyor ki neden bisiklet, neden araba değil, neden işte motor değil, karavan değil. Çünkü bisiklet ne hızlı ne yavaş. O A noktasından B noktasına, mesela sırt çantasıyla gezerken A noktasından B noktasına gidiyorsun. Ama o arada kalan bir gerçek hayat kesim var. Ben bunu hep Laos örneğini veriyorum. Mesela Laos'ta Luang Prabang'dan Van Vien'e giderken ikisi de turistik nokta. Oradan oraya gidiyorsun ve iki yerde de işte güzel yerler, oraları görüyorsun ama o iki şehir arasında o dağ köylerinde aslında gerçek Laos var. Yani insanların çok zor şartlar altında yaşadığı, çocukların 11, 12, 13 yaşına geldiğinde hayatını yetersiz beslenmeden dolayı kaybettiği,
Ama bir o kadar güler yüzlü misafirperverler, insanların yaşadığı o yer orası. Turizm nedir bilmedikleri. Mesela bu insanları görebilmemiz bizim bisiklet sayesinde. Onları tanımamız bisiklet sayesinde. Türkiye'de karayolları işçileri vardı. İran'dan girdikten sonra bizi durdururlar, çay falan verdiler. Dedik abi biz dedi sizi görürken yoruluyoruz dedi. Ya dedi siz yorulmuyor musunuz dedi. Neden bununla gidiyorsunuz? O arada yanımızdan motorcular geçti. Onlar da tur motorcuları. İşte korna çalıp geçtiler selam verip. Dedim ki bak dedim eğer ben motorla geçseydim dedim ben de sana bu korna çalacaktım basıp geçecektim. Ama bisiklet sayesinde ben durdum şu anda senin çayını içiyorum diyorum. Seninle tanıştık diyorum. Yani gerçekten ben şunu söyleyebilirim. Bisiklet bu dünyada ya dünyayı gezmek için bence en iyi iki yöntem var. Biri bisiklet sürmek, diğeri de yürümek. Ya tabii ki sırt çantasıyla gezersin birçok şey var ama ben o bisikletin sayesinde birçok insan gördüm, birçok insanla tanıştım. Normalde sırt çantasıyla geçsem belki hiç selam vermeyecek birçok insan bisiklet sayesinde bana selam verdi ve işte hala onlarla iletişimimiz devam ediyor. Ya benim için böyle Yasemin için de aynı şekilde çok anlamlı bir ulaşım aracı. O yüzden ya bisikleti gerçekten seviyoruz yani. Bisiklete seyahat etmeyi de seviyoruz. Bence çok farklı bir boyutu var. Bunda böyle bu kadar bisikletçiye bir kere daha söylemiş olayım. Bu dönemde size iki yolun tavsiye ederim. Gezmek istiyorsunuz. Nereye? Likya yolu. Likya yolu. Kesinlikle yani orası da şimdi Türklerin kullanmadığı bir yer. Hı-hı. Tamamen turistler var. Özellikle bayanlar tek başına ben bu en son gittiğimde çok denk geldim. Hepsi kamp kuruyor. Bisiklette sürüyor mu? Almanlar olsun, Hollanda olsun. Ya şeyde biz 2010'dayken Likya yolunun iki etabını yürümüştük sadece. Ama bu aklımızda olan şeylerden biri çünkü trekking falan da çok seviyoruz. Aynen o açıdan da çok güzel. Ya Türkiye bu konuda cennet. Ben bir şey söyleyeyim gerçekten Türkiye bisiklet turculuğu açısından da cennet bir ülke. Çünkü halkı misafirperver. Bir şey almak isterseniz internetten satın alacağınız şeyler hemen size ulaşabiliyor. Yani şehirlerde her türlü imkanlar var. Çok rahat bir şekilde kamp atabiliyorsunuz. Bazı ülkelerde yasak çünkü. O yüzden gerçekten Türkiye çok avantajlı. Yani Türkiye bisikletle gezmeyi ileri vadeli planlarım arasında. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela ben eskiden şu kafadaydım. İşte 30'larıma geldim. İşte 35'ime geldim. İşte hayat benim için bitti artık. Yani yolun yarısı bile değil. Ben 70'e kadar bile yaşamam. Bu yoldayken benim bakış açım tamamen değişti. Ay hiçbir şey için geç değil. Mesela biz yolda 75 yaşlarında bisiklet turcuları gördük. Yani sanki daha bir önünde 50 yılı varmış gibi yaşıyordu adam hayatı ya. O kadar güzel, o kadar neşeli ki. Birçok 60 yaş üstü, 65 yaş üstü bisiklet turcusu gördük. Aslında zaman da bir farklı ilerliyor. Tabii. Ya onların bakış açısı mesela çok farklı. Gerçekten yani biz mesela 60'a gelsek hayat bitti diye şey yapıyoruz yani. Ama onlarda tamamen farklı. Ya mesela bir şey göstermek istiyorum. Ya bunu Google'dayken Google'dan göstereceğim mesela Türkiye'deki bakış açısıyla bunu. Şu emekli muhabbeti aynen değil mi? Onu ben de gördüm. Gerçekten çok güzel bir şey. Mesela emekli yazınca abi sadece haklı olarak işte maddiyatın olduğu ve genelde son derece mutsuz ve sürekli oturan bir aktivite olmayan bir şey yok. Bir fotoğraflar çıkıyor. Buraya bunu İngilizce yazınca abi çıkan şey bu. Aslında bu bütün şeyin özeti. Yani o yüzden mesela şunu anladım. Ben Yasemin'e şey diyordum. İşte bunu yaptık hayatımızda bir kere yaptık. Bir daha hayatımız boyunca bir şey yapamayız. Yani şimdi şey diyorum. Niye yapamayayım ki? Yani belki 40'larımda başka bir şey yapacağım. 50'lerimde başka bir şey yapacağım yine. O yüzden bu yol bize ne öğretti derseniz. Birincisi ben kendi şahsım adına bunu öğrendim. Evet, İkincisi de yaşıyor. İnsanların ya bu dünyada 10 tane insan yaşıyorsa diyelim dünyanın nüfusunu 10 dedik. Bunun 9'u altın gibi kalbe sahip. Gerçekten hani çok çok iyi insanlar. Bir tane kötü var. O böyle etrafta dolanıyor. Ya, tamam mı? Hani şanssızsan denk gelebilirsin. Hani ama o diyelim X ülkesinde buna denk geldin. Bu demek değil ki o X ülkesindeki insanlar kötü, o X ülkesindeki o etnik köken kötü, din kötü, şey kötü değil yani. Kötü insan her yerde var. Yani o yüzden en önemli öğrendiğimiz şey de şu yani insanların birçoğu iyi. O yüzden biz çok güvenle hareket ettik. Yani zarar görmeyeceğiz, kimseden zarar görmeyeceğiz diye hareket ettik. Bunu Samsun'da
bir bisikletçi abimizle otururken yabancı bir tur bisikletçisi gelmiş. İngilizcesi de yokmuş. Oradaki çocuklar demiş, şuna sorsanız hiç korkmuyor mu diye sormuş buna. Adam da 50 yaşlarında bir adammış. Hani hiç korkmuyor musun? Bir hırsızlıktı, gasptı, böyle bir şey olacak diye. Şey demiş, ya niye korkayım ki, ben kimseye bir şey yapmadım ki, niye insanlar bana zarar versin? Ya aslında bizim de gün sonunda bakış açımız böyle olmuş oldu. Yani genel anlamda herkes iyi, öyle diyebilirim. Ha, böyle sorularınız varsa anlatacak çok şey var. Bir şeyi merak ediyorum mesela, yolculuk ilişkinize nasıl bir... Güzel bir soru. Sen mi? Yokuşlar ilişkimize çok zarar veriyordu yeni günce. O yüzden o zaten biraz önden falan sürüyordu böyle. Ama çok da sinirleniyordum çünkü yani. Yola sinirleniyordum, kendime sinirleniyordum, bisiklete sinirleniyordum. Bisikleti Murat yüzünden başladığım için ona sinirleniyordum. Her şeye sinirleniyordum. Ya orada kesişim noktası benim her şeyim yani. O yüzden mesela ben diyorum, Gürkan abi yazmıştı bunu, çok da doğru yazmıştı. Hani bir kadınla bisiklet sürerken gerçekten böyle bir kilometre görebilecek kadar mesafede sürüp yokuş çıkarken orada bekleyip sonra yanınıza gelmesi daha iyi. Çünkü bana şey diyordu, arkamdan sürme git diyor, ileride bir yerde bekle falan diyordu yani. Ama çok hızlı da gitmeyecek yani. Ya sinir oluyorum yani. O an her şeye sinir oluyorum ama ya. Yani şey, çok da ileri gitmeden yani böyle beklemen gerekiyor. Ya bu böyle çok aslında güzel bir soru sordun. Ne kadar işte iyi bir çift, şöyle böyle falan. Evet yani biz çok uzun zamandır beraberiz. Daha önce de seyahat ettik. Ama şimdi bisikletle seyahatte şöyle bir şey var. Bir çadırda kalıyorsun, orası 3 metrekare bir yer. Şimdi mesela kimse kimseyi kandırmasın. Kimsenin ilişkisi şeye güllük lüslanlık değil. Herkes kavga ediyor. Bu çok doğal bir şey. Zaten kavga yoksa bir problem vardır. Sağlıklı bir ilişki değildir. Yani evdeyken mesela tartışsan hani diğer odaya gidebiliyorsun. Ama mesela Japonya'da dışarıda kar yağıyor. Tartışına git dediğinde nereye gideceksin yani? Hani zaten bir çadır yani orası. O yüzden tabii ki biz hiçbir tartışmadık. Tabii ki yoldayken tartışıyorsun, fikir ayrılıkları oluyor ama bizim her zaman bir kuralımız vardı. Yani en fazla 12 saat yani. 12 saat sonra çünkü yoldayız, barışmamız lazım. Hani bu evdeyken 24 saate falan çıkabiliyor ama hani yoldayken öyle bir şey. Ya ama ilişkimiz anlamında ben şunu söyleyebilirim. Yani çok daha güçlendirdi diyebilirim. Yani çünkü 7-24 berabersin yani, gerçekten çok kolay değil. Ya bir de daha farklı açılardan birbirini. Evet. Tabii. Yani çünkü bir de birçok şeyi düşünmek zorundasın ve birçok zorlukla işte beraber başa çıkıyorsun yani. Yani hiçbir şeyin yok. Ben 2 yıl boyunca biz Yasemin'le bu yola çıktığımızda kaç yıldır beraberdik? 12. Evet. 12 yıldır beraberdik. Ben hiç Yasemin'i bu kadar aralıksız görmedim yani. 7-24. Yani 7-21 yıl beraberdik. Yani Murat Endonezya'ya gidene kadar hep beraberdik. Bir de bir ara benim telefonum da kırıldı. Hani hiçbir yere de gidemiyorum. Navigasyonum yok, şeyim yok. Ya bayağı Murat'a bağlıydım böyle. Pinank'teyken işte. Pinank'te. Pinank'te telefonum kırılmıştı. Aynen, telefonu kırıldı. Birkaç ay bayağı şeydim ya. Hiçbir yere gitme şansı yok yani. Çünkü giderse bulamayacağım bir daha geri. O yüzden şey ama ben olumlu yansıdığını düşünüyorum ilişkimize yani. Öncesine göre çok daha güçlendirdim. Böyle sorularınız varsa alalım. Biz böyle anlatmaya başlarsak çünkü 5 gün sürer yani. Anlatacak çok şey var. Böyle aklınıza takılan yolla ilgili, bisikletle ilgili, başka şeyle ilgili. Var mı yakında tur planı olan? Çünkü ben burada sürüyorsun biliyorum. Siz sürüyorsunuz biliyorum. Sen sırt çantasına mı artık bisiklet turu yapacaksın, ben anlıyorum. Yılmazlar zaten sürüyor. Benim hep bir hayalim var ama yani şu an yakında plan yok. Belki yazın. Ya daha çok gençsiniz zaten daha da. Çok plan olur yani. Yani 6 ay dediğim işte dönüşüm yolunu yürüyorum. Sürekli ben tavsiye ederim arkadaşlara. 5 günlük izin alıyorum. Ama yazın değil ama. Yazın ve kışın kesinlikle diye yolu yürümez. Evet. İlkbahar ve sonbahar kesinlikle. Mayıs ya da Nisan-Mayıs ya da Ekim-Kasım. Ha, Ekim-Kasım mı daha? Ekim-Kasım mükemmel aylar. Tavsiye ederim. Sırtınızı alın. Maddi durumunuza göre ben işte minimum az parayla maksimum kamp yapıyorum. 5 gün boyunca hemen hemen sadece elektrik için şeye giriyorum. Çadır kampına. Tavsiye ederim, size de tavsiye ederim. Yok, bizim plan planlarımız arasında. Yani bizim hayal plan çok fazla şu anda. Ama tabii bakalım biraz daha birazcık şu anda böyle bir süre şeydeyiz yani. Yerleşik hayattayız. Hani dediğim gibi işte bloktu, o tarz o işleri falan tamamlamayı planlıyoruz.
Bir projeler olursa böyle bisikletle ilgili gönüllü olabileceğimiz o tarz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet turcularını hemen geri gelmez evimizde ağırlamaya başladık. Biraz onlarla biraz zaman geçireceğiz. Bakalım ya, hani güzel geçiyor. Aynı yerleri doğru mevsimde gezme planınız var mı? Bu bisiklet de pek mümkün değil ya, ben bunu anladım. Doğru mevsimde, çünkü yavaşsın ya. Mutlaka bir yere kaçırıyorsun yani. Ya uzun bir tur yapacaksan, mesela diyorum sırf Pamir yapacaksındır, Kırgızistan yapacaksındır, o mevsimde oraya gidiyorsun. Ama işte atıyorum Türkiye'den, Avrupa'dan başlayayım, ben Asya Nobil tarafına gideyim, o mevsim kaçıyor. Ama tabii şey var, böyle bikepacking, daha hafif bir bisiklet setup'ıyla sadece nokta atışı, böyle ülkeler, bölgeler yapmayı istiyoruz. Yani gidip işte 15 gün, 20 gün, 1 ay, hadi 2 ay. Yani gidip böyle bir tur yapıp sonra geri dönmek, o tip şeyler istiyoruz. Özellikle Yılmaz'dan gördükçe daha çok özeniyoruz hepimiz. Büyük bir çünkü şey, ben şunu gördüm. Mesela çıkmadan önce şöyle bir bakış açım vardı bisiklet turcuna. Mutlaka çadırda kalmam gerekiyor. Ya bu sanki yazılmış altın bir kural. Yemeği mutlaka kendim yapmam gerekiyor. Sanki bu yazılmış altın bir kural. Bu bakış açısındaydım. Ama Avrupalı bisiklet turcularından çok şey öğrendim. Bir defa çok kafaları rahatlar. Mesela Güneydoğu Asya'da birçoğu otelde kalıyordu. Ya çünkü gerçekten kalmak zor. Hava bir de çok sıcak, nemli ya. O çadırın içinde duramıyorsun. Yemek ucuz mesela. Adam diyor ki niye onunla vakit kaybedeyim ki, dışarıdan alayım. Hakikaten yani biz bazen yemek yaptığımız zaman pahalıya geliyordu. Ve sonra şunu gördüm. Sadece tatil için yani bisikletiyle geliyor. 20 gün sadece bisikletiyle işte bir tur yapıyor. Sonra geri dönüyor. Bunları görünce tabii benim tur bisikletçiliğine, bisikletçiliğe bakış açım çok değişti. Hani bunun da çok keyifli olduğunu falan düşünmeye başladım. Hatta şu anda bir arkadaşımız da şeyde, Hollanda'da, Turgay. Böyle bir 20 günlük o benzer bir setup'la şu anda bir tur yapıyor. O yüzden şey, yani böyle bu işin tek bir doğrusu yok, ben onu anladım yani. Buradan gitmeden önce şeydi çünkü. Bazı tur bisikletçileri şey diyordu abi, tur bisikleti yapacaksan çadırda kalacaksın. Bu alakası yok. Ama burada öyle bir algı var. Evet, burada öyle bir algı var. İşin raconuna göre yapmamışsın. Evet. Tam turu yapmamışsın. Bunu anladığım şey, bu algı sadece Türkiye'de. Evet. Yani mesela bana dediler ki Endonezya için işte Facebook'ta iki tane büyük bisiklet grubu var, ben oraya yazdım. Rotamı paylaştım. Dedim ki önerileri alabilir miyim? İşte kamptı, şeydi. Bana herkes şey yazdı. Murat, kamp malzemesini alma. Kamp malzemesini alma. Endonezya'da kamp yapacak yer bulamazsın. İşte Java Adası'nda bulamazsın. Yani öyle diyeyim. Çünkü Java Adası'nda 140 milyon kişi yaşıyor. Ama ben klasik Türk mantığıyla düşünüp dedim ki ya ben bunu alayım, ne olur ne olmaz. Hani mutlaka vardır ya. Nasıl yoktur ki kamp? Hakikaten yok. Abi kafayı çevirdiğin yerden insan çıkıyor. 140 milyon kişi yaşıyor bir adada sadece. Çok fazla trafik var. Orman kısmı çok sık. İçinde her çeşit hayvan var. Tabii ben o kamp malzemelerini taşıdım. Yani bir kere gittim kamp yapmaya, dedim ki ben bu çadırı kuracağım ya. Yemin ettim yani. Bir tane yer gördüm. Rotamı değiştirdim. Oraya gittim falan, kurdum. Sırf kamp yapmak için taşıdım diye inadına. Mesela dediler ki mutfak malzemesi alma. Yani gerek yok. Çok ucuz çünkü zaten. Hakikaten götürdüm. Yani 3 defa 5 defa yemek yapmışsam yapmışımdır. Dışarıda yedim yani. Çünkü o vakti harcamaya gerek yok ona. Ama bizde dediğin gibi sanki bu işin raconu böyleymiş gibi. Hiç alakası yok. O zaman pansiyon, otel falan gidecek. Öyle bir anladım ama içime sanki sinmiyor. Sanki tam olarak yapamamış. Hiç ya, hiç. Hiç. Gerçekten ben şey çok güzel gördüm bunu yani, Avrupalıları. Son derece hafif. Yani amaç bisiklet sürmek ya da bisikletle gezmek değil mi? Adam mesela çıkıyor. O gün çeviriyor yani 50 kilometre, 100 kilometre, 150, 200, 300, bunu artık performansına göre çeviriyor pedalını. Bir tane otele giriyor, duşunu alıyor, dinleniyor, gidiyor. Benim Endonezya'da öyle oldu. Çadır kuracak yer yoktu ve ben her gün bir otele girdim. Ya da Worm Showers'ta kaldım işte. Ama bizde bunun için ya işte kaplı bisikletçileri hiç falan gibi böyle şeyler üretildiği ya işte bu tamamen şey. Hani dedim ya, bu yola çıkarken bu da lazım olur, şu da lazım olur diye aldık ya her şeyi. Aynı şey. Ben şunu anladım. Ne kadar az malzeme, o kadar ya büyük keyif. Ya bir feribota bineceğiz. Gerçekten Yasemin'in öncesinde 1,5 saat planlama yapmamız gerekiyor. Çünkü 10 tane çantam var. Yani 5 tane bende, 5 tane Yasemin'de.
tek tek onları çıkar, birbirine bağla, işte ayarla falan. Ya bir sürü şey uğraştırıyor. Ha, böyle uzun bir yola çıkılırsa yine böyle bir setup'la çıkman gerekiyor tabii ki. Ama sırf böyle, ben şu anda şunu diyorum. Yani ben bugün 15 günlük, 20 günlük, 1 aylık, 2 aylık bir tura çıksam bikepacking çıkarım yani. Ve eğer bütçe yeterliyse ya da çadırla kalma imkanı yoksa otelde kalırım. Mesela Endonezya. Hiç gerek yok. Ne kamp malzemesi almaya, ne işte çadır malzemesi almaya. O, her gün otelde kalacaksın. Yer yok çünkü. Peki böyle bisiklette böyle ya çok saçma gelebilir ama mesela bir parça vardır ve olmazsa ben tura çıkamam dediğiniz bir şey var mı? Ben bunun için neyi söylerim taşıdıklarımızdan? Ben termos dedim. Bak 10 dakika geldi. Termos? Çok kullandı çünkü. Yani bir büyük termosumuz vardı. Hani yazın içine buz doldurduk, kışın içine sıcak su koyduk. Hani çok, ya en böyle altın şey. Mesela bikepacking için belki biraz büyüktür ama ben yer bulup takarım abi onu. Hani gerçekten. Çünkü çok 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 işime yaradı termos. Onun dışında yok termos ya sadece bence. Onun dışında her şeyi bir de alıp bulma imkanım var yani. O kadar yüklenmeye hiç gerek yok yani. Ya biz giderken mesela kışlık... Tabii evet, elektrik geçmiyor. İçin. Yani mesela biz bu tura çıkarken kışlık malzeme falan almıştık. Yani buradan aldık, tura çıktık. Sanki gideceğimiz ülkede bunlar satılmıyormuş gibi. Ve ben onu, bütün yaz boyunca taşıdım onu yani. Bunu aldık. Mesela işte bir tane spor ayakkabı almışım, bir tane bot almışım, bir tane terlik ayrı almışım, bir tane sandalet almışım yani. Dedik bunlara bu kadar şey ne gerek var? Güneydoğu Asya'da sadece sandaletle, bir yıl neredeyse sadece sandaletle yaşadık yani. Ya hiç... Yani çok benim başladığımda bakış açımda, şimdiki bakışım çok var. O tatlı su bisiklet turcuları falan diyenler çok fazla tecrübesi olmayanlardır diyeyim yani, ben öyle söyleyeyim. Ya da yapacağın tura göre bu değişir. Eğer dağa falan gidiyorsan evet, o zaman bunları alman gerekiyor. Ama ne bileyim, Japonya'da yapıyorsan, Kore'de yapıyorsan, tabii bütçen de çoksa oralar için. Ya abi yaparsın yani, hani gidersin şey. Endonezya'da ama mesela ne gerek var? Ben taşıdım mesela, boşu boşuna taşıdım. Güneydoğu Asya'da mesela çadırı, kamp mutfağına gerek yok çünkü gerçekten çok uygun yani. Yani bir bulabiliyorsun yani bir şeyler. Mesela Gürcistan'da karşılaştığımız bisiklet turcularıyla daha sonra Orta Asya'da beraber işte çöl geçtik, Özbekistan'da. Aylar sonra bir şeyde Kamboçya'da bir daha denk geldik falan. O tura çıkasım geldi bak şimdi. Ya güzeldi gerçekten. Benim ya kendi adıma konuşayım, hayallerimin ötesinde bir şey oldu. Tabii burada şey çok önemli, yola çıktığın partnerinde. Yani Yasemin çok uyumluydu bu konuda. Her zaman öyleydi gezerken de. O yüzden şeydi, daha kolaydı tabii ki. Bir de zorladım kendimi yani. Yoksa İran'da da vazgeçebilirdim yani. Zorladım kendimi. Zorlamasaydım bu kadar deneyimi elde edemeyecektim yani. Bunların hiçbirini yaşayamayacaktım yani. O zaman böyle başlangıçtaki bisiklet ve bisikletle gezme fikri sonunda çok farklı oldu. Tabii. Şu anda ondan daha fazla sahiplendim yani bisiklete. Tabii ya. İlk başlarda Yasemin yani çok yeniydi bisiklet turu için de, yeni ilk defa çıkıyordu. Ama sonlara doğru ya uzadıysa, mesela Japonya'ya gittiysek Yasemin sayesinde gitmiştir yani. Malezya, Singapur falan ben hiç oraları düşünmüyordum yani Yasemin sayesinde. Ona kadar Endonezya, işte Doğu Timur öyle gidecektik de. Avustralya vizesi işi olsaydı belki devam ederdik de, Avustralya vizesi almanız şansı yok. Vermezlerdi çünkü. Denemedik. Sen bir şey diyordun yeni gün. Pardon. Bugün bisikletle Asya kıtasında yaptığımız bu 16 bin kilometrelik turu burada Haş Hostel'in davetiyle paylaşma şansı yaşadık. Buradan ilk başta hem gelen bütün arkadaşlara hem de Haş Hostel'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük zevkti burada olmak ve bu deneyimi aktarmak. Çok güzel zaman geçirdik. 3-4 saattir buradayız ve zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Haş Hostel'e ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz.